2009'unda bir kadın, nur yüzlü bir anneanne, teyze cinayete kurban gitti. Ve herkes aile içinden şüpheleniyor. 74 yaşındaki Miyase Bedir cinayetinde çember daralıyor mu? Evet, şey. Eninde sonunda bu açıklanacak. İnşallah. İlla ki bulacak. Belki de içimizde burada yumurtlayacak bunu. Ailede neden bazı isimler hedef gösteriliyor? Bunlar bir bellemiş Suna Sezai, Suna Sezai, Suna Sezai. Örtbas edilmek istenen başka bir şey mi var? Birini korumaya çalıştığını iddia ediyorsun. Hayır, kimseyi koramıyorum. Ailede kim neyi saklıyor? Neden korkuyorsunuz? Çıkın, konuşun. Miyase Bedir'i kim, neden öldürdü? İlaç yatırmaya gittim eşime. Ancak geri geldiğimde eşim otomobilde yoktu. Orhan Duymaz, diyabet hastası eşine ilaç yazdırmak için hastaneye girdiğinde Fatma Duymaz otomobilde oturuyordu. Yarım saat sonra geri döndüğünde 34 yıllık eşi ortadan kaybolmuştu. 5 gündür ortada yok, hayatından endişe ediyorum. Fatma Hanım kaçtı mı, kaçırıldı mı? Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyorum. Her gün iğne olması gereken yaşlı kadın hayatta mı? Günde 4 sefer insülin ilacı olması gerekiyor. Fatma Duymaz nerede? Torunum, kızım, tüm akrabalarımız 4 gözle bekliyor. Çık gel. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, teşekkürler ederim. Buyurun. Güzel bir haftaya başlangıç yapıyoruz. Öyle hissediyorum. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Sevgiyle kucaklıyorum hepinizi. Yanaklarınızdan öpüyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, TV8 ekranlarından yeni haftaya başlarken hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Ben söylemiştim cuma günü, ben onların yalancısıyım diye. Sormadım mı size? Saat 14'te miyiz? 14'teyiz dediniz. Buyurun, kaç saat? 12.50, doğru mu? İşte ben onların yalancısıyım. Ben yoksa yalan söylemem asla. Beni yanılttılar. Efendim, bundan böyle Gerçeğin Peşinde programı olarak saat 12.50'de ekranlarda olacağız. Biliyorsunuz çok heyecanlı, takip ettiğiniz konularımız var. Lütfen kaçırmayın. Bundan sonra evdeki düzeninizi, randevularınızı, her şeyinizi ona göre ayarlayın. 14.50'de ekranda olacağız. Gerçeğin Peşinde başlıyor. 12.50. Ay. 12.50. Tamam, bir daha söylüyorum. 12.50 değil mi? Doğru. Peki. Efendim, konuklarım, adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız bizimle birlikte. Avukatımız Handan Bakbak bizimle birlikte. Miyase Bedir cinayetini işlemeye devam edeceğiz. Herkes birbirini ailede biliyorsunuz suçluyor. Daha çok Suna diyorlar falan ama yani bir sürü gözlerin çevrilmesi gereken isim var aslında. Aile kalabalık. 52-53 kişiden bahsediyoruz. Köyün içi ve civarında yaşayanlar olmak üzere 74 yaşındaki Miyase Bedir cinayetini kim işledi ve neden öldürüldü? Oraya geçmeden önce çok enteresan bir kayıp var. Henüz de çok yeni, 3 Ekim 2018 günü kaybolmuş Fatma Hanım, Fatma Duymaz. Eşi burada. Orhan Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Orhan Bey, böyle yüksek yüksek canlı canlı konuş, olur mu? Tamam. Şimdi Fatma Hanım 57 yaşında, Orhan Bey 65 yaşında. Evet, 65. Aslında Mersin'de ikamet ediyorlar ama aşağı yukarı bir yıldır Gaziantep'teymişsiniz. Evet, bir yıldır. Neden? Orada kızım var, kızımın yanındaydık. Torun vardı, torunu okula götürüp getiriyordum ben, ufak daha ana sınıfına başladı. Onu götürüp getirirken
orada kalmak zorunda kaldık. Yani o yana adres değişikliği. Ben de emekli oldum zaten. Biraz kızına ve torununa destek olmak evet, için. Evet, destek olmak için. Orhan Bey, ne iş yaparsın sen? Ben emekli öğretmenim. Ha, emekli öğretmensiniz. Evet. Mersin'de. Hep Mersin'de mi yaşadınız? Mersin'de yaşadım. Mersin'den emekli oldum. Fatma Hanım çalışır mıydı? Hayır, ev hanımıydı. Ev hanımı. Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Fatma Hanım da bipolar teşhisi konmuş. Yani hocam anlatacaktır muhakkak ama böyle depresyon ama değişik bir türü farklı ruh hallerine aniden geçebilen bir takım belirtiler gösteren bir ruh hali. Bu konuda tedavi de görüyormuş yani ilaç evet, alıyormuş. Tedavi görüyordu. Adana'da kayboluyor 5 gün önce. Enteresan bir kaybolma hikayesi var. Böyle durumlarda Orhan Bey biliyorsun kimin yanından kaybolduysa o kişiye hep böyle bir şüpheyle yaklaşılır. Yani kocasının yanında nasıl kaybolur filan diye insanlar düşünebilirler. Bunlara hazırlıklı ol. Tamam. Tamam. Şimdi Gaziantep'te kızında kalıyorsun. 3 Ekim günü ne oldu? Bize bir anlat baştan itibaren. 3 Ekim günü eşim o aralar rahatsızlandı. Yani depresyon şeyi biraz arttı. Arttı. Ben Mersin'e eve gideceğim. Mersin'de oturuyor. Evime gideceğim dedi. Ben oraya gitmek istiyorum dedi. Ben de onu seni götüreyim dedim. Aldım eşyalarını, bindik taksiye. Taksi derken senin araban? Kendi arabamı evet. Heh. Kendi arabamı attım, getirdim. Adana'ya geldik. Ben fakülteye döndüm. Çünkü hastaneye. Kurova Tıp Fakültesi'nin evet hastaneye. Orada amacım şeydi yani ilaçlarını yazdırmak, bir de kontrol etmek, kendi ettirmek. Çünkü denetim olmadığı zaman ilaçların bazen etkisi şey oluyor, olmuyor yani, tekrarlayabiliyor. Ama bir tekrar şeyi var yani belli eşimde. Götürdük, otobana çektim Otoparka çektim. Bir dakika Orhan Bey, sabah kaçta çıktınız Gaziantep'ten? Sabah 9 sıralarında çıktık. 8-9 arası çünkü torunum oldu. Saat kaçta Adana'da oldunuz? Ben Adana'da 20 kala olduğumu tahmin ediyorum. Yani o aralar. Kaça daha 20? Öğlen yemeğine gitmemişti. 12'ye 20 kala mı? 12'ye 20 kala evet. 12'ye 20 kala Adana'dasınız. 12'ye, evet. İlaçları mı bitmişti? İlaçlar, bitik ilaçlar da vardı da aslında ben onu bir muayene ettirmek istiyordum doktorlara. Peki Mersin'e kaç saat kalmıştı? Mersin'e oradan bizim eve bir saattir yani. Peki bu kadın ısrar etmiş ki ben burada hastaneye gitmeyeceğim, ben Mersin'de gideceğim. Niye sen ısrar ettin ille bir saat mesafe? Bir saat daha gitseydin de kadının istediği hastaneye gidilseydi. Niye şöyle, ısrar ettin? Serap Hanım bu aşağı yukarı 30 yıla yakındır orada tedavi görüyor. Nerede? Adana'da. Tabii Çukurova Tıp Fakültesi'nde dosyası var onun. Yani bir doktora gittiğimiz zaman dosya çıkıyor, onu inceliyor. Geçmişte neler olmuş, neler yapılmış, tüm dosyası onda. Diğer hastaneler göremiyor Hanım, bunu. Fatma Hanım bipolar rahatsızlığının yanı sıra ileri dereceli diyabet hastasıymış. Evet. Günde 2 seferde insülin... Hayır, 4 sefer. 4 sefer. Her öğün birer sefer... Bir de yatarken bir sefer 4 sefer oluyor. 4 sefer günde kendine insülin iğnesi evet, yapıyor. En büyük endişemiz de o zaten. Oo. Evet. İlaçları insülin yok yanında. Hepsini bırakmış gitmiş. Zaten ben buz yani içine koymuştum. Tehlikesi var bu durumda. Öyle mi? Eğer insülin yapılmazsa şeker komasına girer ve Allah korusun ötesi. Evet. Ölüm zaten. O şimdi Allah korusun 5 gündür kayıp. Günde 4 sefer kendisine insülin iğnesi yapması gereken... Hocamın söylediğine göre de yapmaması halinde büyük hayati risk taşıyan bir durumu var Fatma Hanım'ın. Bunun yanı sıra da bipolar bozukluğu var ve ilaçlarını da aksatmaması lazım. Evet. Son dönemde ne oldu da depresyonu arttı? Sıkıntısı neydi? Herhalde sıkıldı tahmin ediyorum. Arada bir böyle oluyor yani. Kendisi sıkıldığı zaman, yani bir yere gitmek istediği zaman, sıkıldığı zaman, yani bir bölgeden sıkıldığı zaman... Başka bir değişiklik yapmak istiyor. Oradan gitmesi lazım. Oradan gitmesi gerekiyor. Siz Gaziantep'ten Adana'ya gelinceye kadar arabada herhangi bir tartışma, kavga, gürültü... Hiçbir şey olmadı. Senin ona kızdığın bir şey. Yok. Yolda hadi in sen buradan artık canımı sıkıyorsun gibi bir şey. Hayır onlar hiç olmadı. Olmadı. Olmadı.
Sadece evde şunu söylüyordu bize, ben artık yokum, sizi istemiyorum, ben de yokum, siz de yoksunuz benim için diye kelimeler kullandı. Bu beni biraz daha şüphelendirdi, o yönden Allah Allah. Muayene ettireyim dedim. Evet yani. Ama durup dururken mi, yoksa evde bir kavga gürültü mü oldu? Yok, kavga gürültü olmadı ama işte depresyon geçiyor, bazı ani şeylerde geçiyor. Daha doğrusu bir ondan birkaç gün önce bir nişanımız vardı. Niğde'li kendisi. Niğde'de nişanımız vardı. Nişanda bir elbise almıştı kendine. Özel olarak bir elbise almıştı daha önceden. O elbiseyi kaybetti. Nişan bitiminde kaybetti. O şey yaptı. Çok büyük etkiledi kendisini. Nasıl kaybetti? Çalındı mı elbise? Yok. Koltuğunun altına koymuş. Eline de başka bir şey vermişler. Biz de topluca hatta indik. Eve geldik. Gece yarısı beni aradı. Ben de bir arkadaşın yanında yattım, kalabalık olduğu için. Dedi, benim şey elbise nerede, ben bilmiyorum, bulamadım dedi. Al, belki arabadardır, yarın bakarız dedim. Ertesi gün baktık, yok. Yok deyince artık hem ağladı hem şey yaptı, çok üzüldü yani. Şimdi normal şartlarda bir elbiseyi kaybetmek bu kadar depresyona sebep olmaz. Ama zannediyorum hocam, biraz hani takıntı haline mi getirdi, ne yaptı? Bipolar, bipolar rahatsızlıkta eğer ilaçlarını düzenli olarak kullanmazsa çok derin depresyona girebilir ve işte depresyonun en büyük belirtisi intihar düşüncelerinin oluşması zaten. Beyefendi de bilir 30 yıllık evet, yaşıyor olarak. İlaç kullanmak... Ve en ufak bir yani hayali de olabilir bu. Herhangi hani elbisesini kaybetmeseydi ayağıma taş takıldı diyebilirdi. En ufak evet, bir şeyden tetiklenebilir bu. Doktor bey şimdi ilaç kullandığı için biraz da geç uyanıyordu. İlacını sabah erken kullanamıyordu. Söylüyordum ama çok geç uyanıyordu. Yani bir uyku hapı da kullanıyordu. Zannedersem uyku getiren ilaçları da kullanıyordu. Son dönemde dozu değişmiş miydi? Farklı dozda kullanmaya başlamış mıydı ilacı? Artırmış mıydı? Arttırmış mıydı? Doktorun birisi de artırdı ama yarım yarım kullanıyorum dedi. Ben kullan dedim ama yarım yarım kullanıyorum yani dedi. Yani doktorun tavsiyesine uymadı. Evet, uymadığı zamanlar çok vardı. Sorun tabii, büyük sorun. Evet. Yanında cep telefonu var mıydı? Cep telefonu arızalandı. İkide bir donuyordu. Ben maalesef yanıma aldım. Yaptırıp vereyim diye düşünüyordum ama bu olay olunca öylece kaldı. Yani üzerinde cep telefonu da yoktu. Cep telefonu yok. Kaybolduğunda. Evet. Şimdi muhabirimiz Mehmet Şahin hemen Adana'ya gitti tabii. Orhan Bey bize başvurunca. Sonuçta 57 yaşında yetişkin bir kadın nasıl birdenbire ortadan kayboldu? Ben şöyle biliyorum. Hastaneye girelim diyor. O diyor ki hayır, Mersin'e gidelim diyor. Sen de endişeleniyorsun, bir de orada dosyası var diye. Biraz zorlama oluyor. Fakat ben diyor bir yukarı çıkayım, belki ilaç yazarlar bir şey. O arada kayboluyor. Evet. Otoparkta sen onu arabanın içinde mi bıraktın? İçindeydi, oturuyordu. Camları da açtım ben. Dedim ki sen otur, ben ilacı yazdırıp geleyim dedim. Maksadım orada bir danışmaktı yani. Ne yapalım bu hastamızı falan diye. Oradan da bir netice alamayınca geri geldim, baktım yok. Yani 15 yıl peki Mehmet Şahin'e dönelim. Kayboldu. Mehmet, sen dünden bu yana Adana'dasın. Özellikle hastanenin civarında, o otoparkta Orhan Bey'i, aracını, eşini gören var mı yok mu diye araştırma yapıyorsun. Ne bulduk peki? Fatma Hanım'la ilgili bir bilgiye ulaşabildik mi? Şu anda olayın gerçekleştiği noktadayız. Çukurova Üniversitesi Hastanesi hemen arkamızda kalıyor. Orhan Bey aracıyla içeri girdiği zaman sağ tarafta olan bölmede açık bir otopark var. Aracını oraya çekiyor. Saat 11.30 sıralarında da hastaneye çıkıyor. Daha sonra 20 dakika sonrasında geldiği zaman eşini araçta bulamıyor. Ama ufak bir detay verelim. Biz burada araştırmaya başlamadan önce Orhan Bey ile bir görüşme sağladık. Eşi aracın şoför koltuğunun yanında değil de arkada oturuyormuş. Bunun nedenini sorduk. Herhangi bir sıkıntı mı, sorun mu vardı da arkada oturuyor diye. Onunla ilgili de sorun olmadığını söylemişti. Şu anda bulunduğumuz nokta çok işlek bir cadde. Esnafların biraz uzak kalsa da konuşlandığı, otobüslerin burada duraklarının olduğu, aynı zamanda taksilerin burada duraklarının olduğu bir noktadayız. Sürekli insanların olduğu, üniversite öğrencilerinin burada konuşlandığı bir yer var. Taksici esnafıyla sabah saatlerinde görüştük. Bu bölgede olan ve çevre bölgelerde olan tüm taksicilere anons geçirdi. Bu anonsa bizzat şahit olduk, eşkali verildi ve eşkalle ilgili olumsuz dönüşü oldu. Onu belirtelim. Bir taksi kullanımı şu an için ne yazık ki net değil. Taksiyi kullanmadığını düşünüyoruz. Çünkü bölgedeki bütün taksicilerle iletişim sağlandı tek anonsla beraber.
Ama geldik buradaki dolmuşlara sorduk, esnaflara sorduk. Biraz sonra yayın sırasında da yine aynı şekilde kamera görüntülerine bakacağız. Çünkü saat aralığı belli. O saat aralığını da biraz esnettik açıkçası. Çünkü başka bir yerde beklemiş olabilir. Sonrasında bir büfeye, bir minibüse, bir dolmuşa binmiş olabilirdi. Şu an yanımdaysa iki arkadaşımız var. Ve bu arkadaşlarımız üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Hemen hastanenin yanında bir kütüphane var. O kütüphanede ders çalışıyorlar. Öğle arasında da üniversitenin içerisinde yemeklerini yiyorlar. Ve öyle güzel denk geldi ki şöyle söyleyelim saat 12 civarında yani Fatma Hanım'ın kaybolduğu saatte arkadaşlar da yemek için üniversiteye girdi. Ve o arada biz fotoğrafları da gösterdik. Kesin kez emin olduklarını söylüyorlar Serap Hanım. Şimdi artık mikrofonu onlara uzatacağız. Çünkü eşkalleri durumu nasıldı bunlarla ilgili bilgi alacağız. Şimdi saat olarak bunun dışında üzerinde ne vardı? Tam olarak nerede gördünüz? Yani alan zaten belirgin bir alan. O anı böyle en ufak detayıyla anlatır mısınız? Öncelikle biz zaten günlük yemeğe gidiş saatlerimiz bellidir. Saat 11.45'te gideriz. Yemekhane 12'de açılır. Günlük rutin zaten kullandığımız yol üzerinde. Üzerinde yani gösterdiğiniz abla üzerinde siyah bir ceket vardı herhalde o gün. Ceket, yelek, o tarz bir şey. Hemen otoparkın yanından zaten biz ilerliyoruz. Şimdi bunu Mehmet bir hemen doğrulatalım Orhan Bey'e. Biraz daha tarif etsinler. Siyah bir ceketin ötesinde bir şeyler hatırlıyorlar mı? O kıyafeti bir teyidini alalım önce. Ya ortalama zaten 4-5 gün önce tam günde veremeyeceğim ama yani belirgin olarak bir siyah ceket vardı. Bir de zaten biz fark etmemizin sebebi ya bir yer arıyor gibiydi. Bir tedirginlik vardı üzerinde. Normalde ya her zaman geçtiğimiz yoldan karşımızdan geliyordu. Bu şekilde zaten sonra da yolumuza devam ettik. Orhan Bey tam olarak ne vardı üzerinde Fatma Hanım'ın o gün? O üzerinde o dediği gibi ceket vardı. Şöyle sarı sarı düğmeleri olan siyah ceket veya beyaza benzer bir düğme. Siyah ceket ve şey madeni şey düğmeli. Düğmeli evet. Evet. Peki devam edin. Aynen. Doğru. Yani dediğim gibi üzerinde yani siyah o ceket ya da yeleği tam olarak şu an anımsayamadım ama o şekildeydi. Sonra zaten biz yolumuza devam ettik. Fark etmemizin sebebi dediğim gibi yani nasıl söyleyeyim bir yer arıyor gibiydi zaten. Biz de karşıdan karşıya geçtiğimizde gördük. O da bizden tarafa doğru geliyordu. Biz devam ettik. Sonra yemekhanemize gittik. Tekrardan geldik. Tekrar geldiğinizde baktınız mı peki? Yani, o kişi orada mı diyor? Görünürde yoktu. Yani tekrar gözümüze çarpmadı. Ama durağa doğru yani o taraftan bu tarafa geliş olaraktan düşünürsek sadece gelebileceği yer durak olması lazım. Başka bir yer yok yani. Ya, o yolun devamı zaten buraya çıkıyor. Burada da otobüsler ve taksiler var dediğiniz üzere. Bu şekilde yani gelirken de ya ben dikkat etmedim. Mehmet. Yani, peki size fotoğrafları şey ben soracağım. Gösterdim. Tüm Mehmet fotoğrafları. Bir şey soracağım. Şimdi önce eşine soracağım tabii. Yanında para var mıydı? Taksiye binebilir miydi? Herhangi bir çantası, kimliği. Çantası, kimliği. Bütün bunları soracağım. Orhan Bey, yanında para var mıydı para Fatma vardı. Hanım'ın? Ne evet. kadar para vardı? 1500 lira olduğunu tahmin ediyorum. 1500 lira. Evet. Yani en fazla 1500 civarındadır. Çünkü o zaman şimdi Niğde'ye gittiğimizde bir ev, bunların bir eski evleri vardı. Onu satmışlardı. Bölüşmüşler kardeşler arasında. Ve 1500 lira yani almış buna. Çantasında 1500 lira parası evet. vardı. Evet. Peki Adana'da bir tanıdığınız bir akraba gidip kapısını çalabileceği birisi var mı? Adana'da kız kardeşim var benim, abim var ama onlar haberi var. Onlara şey yapmamış. Onlara gitse haberiniz olurdu tabii, zaten. Zaten hep Adana'daydım ben. Sürekli Adana'da, Mersin'e de gittim, Adana'ya da geldim. Sürekli araştırdım yani. Mehmet, orada Orhan Bey'in söylediği otopark var. Hemen hastanenin yakınında. O civarda evet. güvenlik kameraları evet. vesaire var mı bizim ulaşabileceğimiz ve mesela en azından o arabadan çıktı da hangi yöne gitti, ne yaptığı gösterecek bir şeye ulaşabiliyor muyuz kamera görüntüsüne? Şu anda hastanenin güvenlik kameraları mevcut bölgeyi gören. Ve aynı zamanda da araçların giriş çıkışının tam yola bağlandığı bir nokta olduğu için MOBESE kameraları da var Serap Hanım. MOBESE var evet. MOBESE'ler var. MOBESE'ler peki Mehmet tam olarak şöyle sırtını bir otoparka döner misin? Yani otoparktan çıktığını varsaysak sen bir bak bakalım.
Sağa gitse nereye gidiyor? Sola gitse nereye gidiyor? Duraklar mı var? Taksi durağı mı var? Ne bileyim başka bir huzur evi mi var? Atıyorum yani ne var oralarda? Şu anda hastaneden çıktığı takdirde otopark hemen sağ tarafta kalıyor. Buradan çıktığı zaman hemen karşımda olan noktada otobüs ve dolmuş durakları var. Yol ana bir yol. Direkt yola bağlanıyor araçlar var. Hemen onun gerisinde ise sağ tarafımda kalan hemen hastaneden çıktıktan sonra sağ tarafa doğru gittiğim zaman da burada büfeler, marketler ve bir çay bahçesi var. Bunun dışında arazi ormanlık bir arazi. Ağaçların olduğu, çam ağaçlarının olduğu bir arazi. Bu tarafta işlek bir yol. Yani buradan çıktığı zaman belirgin bir şekilde ya taksiyle ya dolmuşla ya otobüsle ya biri vasıtasıyla buradan çıkabilir. Ya da şu anda bir kafe, çay bahçesi ya da orada dinlenebilir. O nedenle zaten biz güvenlik kameralarını ya da sorgulattırdığımız zaman o saati esnek tutuyoruz. Hani bir yerde dinlenmiş de olabilir. Bir anda ne yaptığını bilmiyor da olabilir. Malumunuz rahatsızlığı nedeniyle. Sonrasında harekete geçmiş olabilir. Biz direkt saat 12 olarak net baz almadık aslında o saati. Ama genel olarak buradan rahatlıkla her türlü toplu taşıma aracıyla uzaklaşabileceği bir durum söz konusu Serap Hanım. Şimdi çarşamba günü oluyor olay. Ayın 3 evet, Ekim çarşamba. Öğlen saati. Yani yine orası gördüğüm kadarıyla çok işlek bir yer. Çok kalabalık. Hani kimse böyle kolundan tutup evet. götürebileceği bir durum yok. Yok. Ama toplu taşımaya mı biner? Taksi durağına gitmişler mesela. Taksi durağında tanıyan yok. Taksiye binmemiş. Yok. Bilmiyorum da ben orada bir taksici ile görüştüm. Daha doğrusu elinde tersiz vardı. Zannedersem taksicileri yöneltiyordu. Adam şöyle bir baktı. Ben bunu gördüm dedi. Nerede gördün dedim. Dedi durakta gördüm ben bunu dedi. Mazlum bir bakışı durağında. Vardı. Sağa sola tedirgin olarak bakıyordu dedi. Ama ondan sonra bu tarafa geçtim geri geldim. Şeyi göremedim dedi yani. Taksiye mi bindi, otobüse mi bindi onu bilmiyorum dedi. Ama gördüm dedi yani. Şimdi galiba sizden sebep o şeyden SGK'dan ilaç falan alabiliyor doğru mu? Normal alır. Alır. Alır ama... Evet. Almış mı? Bu 5 gün içinde o ilaçlarını bıraktı diyorsun. Almamış. Yani bana, emniyetin bana verdiği bilgiye göre almamış. Çünkü onlar evet. gece hekimliğinden hayati sorgulama yapıyorlar. Peki bu şeylerini diyorsun iğne. İnsülinlerini. Onları nerede bıraktı o? Çantada onları, mı kaldı? Şimdi biz onları taşırken hava sıcak olduğu için buz kalıpların içine koyuyoruz. Arabadaydı yani paket halinde yaptım ben arabada duruyordu. Lazım olduğu zaman çıkartıp kullanabiliyorduk yani. Eve gidince zaten dolapta saklıyoruz. Yani 5 gündür ne ilaç aldı dışarıdan evet. ne de o sizin çantada duruyor zaten hiç o soğutucunun evet. içinde duruyor. Evet, evet. Hocam 5 gün böyle bir hastanın kendine insülin yapmaması neyle sonuçlanır? Komayla sonuçlanır. Bir yere yığılıp kalır hastaneye yetiştirirler. Hastaneye yetişmezse de tabii ölümle sonuçlanır müdahale edilmezse. O zaman buradan belki şeye de seslenmemiz lazım. Adana'daki diğer hastanelere de seslenmemiz lazım. Bir vatandaş yolda düşmüştür o, almıştır, götürmüştür. Bir hastanede yatıyor olabilir. Siz evet. hastanelere... O yüzden sordum. Hani ev çantası yani. Kimliği var mı acaba? Yanında var mı? Yanında kimliği var. Çantası var, kahverengi bir çantası var, bir parası var. Başka bir şey olduğunu zannetmiyorum yani. Ufak tefek şeyleri vardır belki ama. Şimdi hastaneye vicdanlı de... birisi götürüyor. Ama hastaneye de yani. Yatsa en azından polis sorguladığında kimliğinden... Faili meçhul olarak yani belki... Kendini hemen birden böyle şak diye komaya girmeyebilir. Önce bir takım işte sersemlik, o tedirginlik diyorlar ya belki o koma öncesi bir durumda olabilir. Kendinde çok kendinde değilken birisi belki çantasını hırsızlık amacıyla aldı. Kadıncağız kimliği meçhul olarak yatırıldı onu bilemeyiz. Her şey olabilir tabii. Yani böyle bir hani sallanmıştır, düşmüştür. İnsanlar bir kaza oluyor. Kazadaki mağdurları gelip soyuyorlar ya. Oradaki kaza zedeleri gelip soyuyorlar. Bir de yanında bayağı yüklü yani bugün günümüzde 1500 lira bayağı iyi bir para. Peki Orhan Bey ezbere telefon numarası bilir mi? Kızımınkini bilir. Benimkini de hatırlar zannedersem çünkü arada bir söylüyordu şu numara mı diye. Evet diyordum ben de. Hmm. Peki ama arama yok. Hiç arama yok. Şu ana kadar kızını da aramadı. Ne aradı ne sordu. Ne iz bulabildik öyle kaldı.
Ya Allah telefonu cevap veriyor mu acaba? Şey onun telefonu hiç cevap Orhan Bey'in çantasında kalmış telefon arızalı. İşte etraf hastanelerde kimliği meçhul olarak yatırılmış olan diye araştırma yaptınız mı? İsimle çünkü araş bilmem kim burada mı derseniz hayır diyecekler. Ama kimliği meçhul yatırılan şu eşkalde bir kadın var mı derseniz cevap alabilirsiniz belki. Yani bu konudan hastanelerden yani bu konuyla araştırma yapılması yani lazım. Kimliği belirsiz yatırılan şu eşkalde bir insan diye. İsimle çünkü sormuşsunuzdur muhakkak diye. Veya sordum. Emniyet sormuştur. Evet biz de sorduk. Yalnız 155'e biz bilgi verince karakoldan da dediler. Yani dediler hastaneye düşse mutlaka biz haberimiz olur. İşte şey kimliği meçhulse o, yani kimliği meçhul diye haberleri olmuştur. Bağlantı kuramayabilirler. Evet bunu evet. Bir kez daha o zaman tekrarlamak lazım. Zaman, yani evet. Kendinde geçmiş olabilir. Hastalığı sebebiyle ilacını almaması sebebiyle bir baygınlık geçirir. Ne bileyim ben işte kötü niyetli, art niyetli birisi de çantasını alır gider. Hocamın söylemeye çalıştığı o. Ve birisi de hastaneye yatırdıysa kimliksiz yatırmak zorunda kalır. O yüzden de GBT ile onunla bununla bulunacak durumu olmayabilir. Buradan ben Adana'daki bütün özel hastaneler, poliklinikler, efendim devlet hastaneleri, bütün sağlık kurumlarına buradan sesleniyorum. Fotoğrafta bu yakın bir fotoğraf mı? Yani en son ne zaman çekildi bu fotoğraf? Bu işte arabada çekilmiş. En son çekilenlerden bir tane. Ha, yeni bir fotoğraf yani. Üzerindeki kıyafet de galiba yeni aldığı elbise olması lazım. Ama bu yoktu üzerinde. Efendim? Siyah bir şey vardı. Bu yoktu üzerinde. Yok üzerinde bu yoktu. Tamam. Bu işte kaybettiği. Tamam. Ama bu görüntü yeni bir görüntüsü. Evet çok yeni işte. Bu. Yani bu fotoğrafta gördüğünüz zaten bakışından da Fatma belli. Hanım, Fatma Duymaz 57 yaşında. Rahatsızlıkları var. En önemlisi diyabeti var ve günde 4 sefer insülin olmak zorunda. Yemek öncesi ve yatmadan önce. Dolayısıyla bunu olmaması halinde hayati tehlike taşıyor. 2. Bipolar bozukluğu teşhisi var. Bununla ilgili de ilaçla onu bastırıyor ve onun da ilaçlarını alması lazım. Bu da onda depresyona yol açabiliyor. Ağır ileri safhada. Dolayısıyla biraz tehlikeli bir durumda şu anda Fatma Duymaz. Lütfen Adana'daki seyircilerimizden, sağlık kuruluşlarından bu konuda destek ve yardım bekliyoruz. Orhan Bey sen yani Allah korusun kötü haber tez duyulur. Kötü bir şey olmamıştır eminim. Çünkü yani böyle bir kadını kim niye hani canına kastetsin. Öyle bir şey olsa zaten duyulurdu. Ama yine de soruyorum sen hayati tehlikesinin bulunduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum yani bu saatten çünkü 5 gündür yok. Yani bir gün iki gün dedim olmaz belki bir yerdedir çıkar ama 5. güne gelince bayağı bir endişe içindeyim şu anda evet. Daha önce hiç kaybolduğu oldu mu? Yok hiç kaybolmadı. Ya da ortadan gidip işte iki gün kaybolup. Yok kapısın. Yok hayır öyle hiç olmadı. Hiç yani. Her yere beraber giderdik biz. Ben hastaneye de kendim götürürdüm. Hiç kendi hastaneye gitmiş değildir yani. Muayenesini kendim şey yapardım. Kendi girer muayene olur çıkardı. Ben de beklerdim alır getirirdim öyle yani. Orhan Bey peki o gün niye o özellikle o hastaneye girmek istemedi? Öyle bir şey duydum ben doğru mu? Neden dersen işte ben şeyden şüpheleniyorum. Yani bu daha önce orada tedavi gördü. Dosyası var yattı ya. Yani yatarak tedavi gördü orada. Hatta şok tedavisi bile gördü orada. Belki tekrar beni yatırırlar. Evet. Olabilir. Korkusunu onunla hissetti. İyi oluyordu yani. Manik faza yani şimdi bipolar deyince iki fazı var. Bir tabii depresyona girebilir ve intihar düşüncelerine kapılabilir. Evet. Ama bir de bunun manik fazı dediğimiz fazı var. Yani bu sefer de çok yükseliyor. Çok mutlu, çok neşeli ve her türlü riski almaya hazır enerjisi bir hale geliyor. Enerjisi çok yükseliyor. Yani bu sık olur muydu? Maniye sık sık girer miydi? Yoksa hep mi depresyona giriyordu? Bipolar dediklerine göre mani de olması lazım. Daha önce gönüllü olarak gelirdi yani benimle. Birkaç sefer ben yani yattı, gönüllü yattı. Ama bu sefer yatmaktan korktuğunu zannediyorum ben. Evet. Yani niye getirdin beni? Ben dışarıda yazdırırım, istemiyorum dedi. Ben tamam o zaman ilaç yazdırıp ben yazdırıp geleyim dedim ama Orhan Bey bir olmadı. De bana şunu söyler misin? O çevreyi iyi biliyor musun? Bu kaybolduğu çevreyi iyi bilir evet, misin? Evet biliyorum. Peki şunu söyle bana. Bu hastane yakınında ya da 1-2 kilometre ilerisinde hani yürüme mesafesinde köprü, efendim viyadük, nehir, göl, efendim akarsu bir şey. Öyle şeyler var mı yakınlarda? Göl arka taraf, fakültenin arka tarafında var ama
Oraya bırakırlar mı bilmiyorum. Yok, oraya geçiş şey yok olarak. Sadece personel geçebilir. Ben yürüme mesela yani yürüme o biraz önce... Yürüme mesafesinde işte aşağı tarafında şey var, ağaçlık yerler var. He. O kadar yani başka orada dikenli falan ya yani. Oraya da girmek biraz zor gibi geliyor bana. Çünkü ben oralara da baktık biz giremedik öyle bıraktık. Ya ama böyle... oturma ağaçların oturduğu yerler piknik demişim. Hasta sahipleri oralarda kalıyorlar. Bir şeyler yiyorlar, öğlen arası anladım. Bekliyorlar falan. Anladım. Öyle yerler var. Yani hocam bu durumda bir kişi en fazla ne kaç kilometre yürür mesela? 2-3 kilometre yürüyebilir herhalde. Yok, ağır aksak da olsa. İnsüline bağımlı bir diyabeti olduğu için egzersiz de şeker dengesini bozacaktır. Aşırı egzersiz. Yani öyle uzun yürüyüş de yapamaz. Vücudunu fazla da zorlayamaz. Hemen şeker dengesi bozulacaktır. Önce ya çok hızlı bir yükselme olup ani komaya girer ya bir takım ruhsal dengesizlikleri şeker bozukluğu da yapar. Efor sarf edecek hali de olmaz. Yok. Yani. Orhan Bey sabah çünkü bu tür diyabet hastalarının özellikle hani hepsinde var ama bu kadar ileri düzeyde olduğunda çok saatli dakikalı yemekte yemeleri gerekiyor. Kahvaltısı, öğlen yemeği vesairesi. En son sabahleyin kahvaltı yaptı doğru mu? Yapmadı işte. Yapmadı. Sabah yapmadı evet. Akşamdan hazırladı. Ben gideceğim dedi. Ya benim Mersin'e gideceğim dedi. Ben burada durmak istemiyorum dedi. Peki sabah kahvaltı yapmadığına göre yapmadı, insülin evet. İğnesi de olmadı. İnsülin de vurulmadı. Hiçbir şey yapmadı. Ve öğlen 12'ye kadar aç mı durdu? Aç durdu evet. Su aldım. Suyu da reddetti benden. Allah sonra, Allah. Evet maalesef öyle oldu yani. Öğlen yemeği de yese bile yemeden önce yine insülin olması yani, lazım. Öğlen de olmadı zaten öğlen 12 gibi kayboldu. İlaçları da arabada. Kahvaltı yapmayı reddetti, su içmeyi reddetti. Evet. Burada bence şimdi hocam yani ağır bir depresyon sanki depresif durumdayken. Hayır, ya depresif durumda diyoruz hep ama depresyon da hem enerjisi düşük olur hem de işte intihar düşüncesi içinde olur. Allah korusun o civarda bir yerde bulunabilirdi böyle bir şey yapsaydı. Ama bir de bu bipolar deyince manik fazı var. Manik. O zaman da önüne çıkan herkesle gidebilir. Yani birisini o kadar güvenir insanlara, o kadar iyi hissediyordur ki kendini o an için ama bir anda gelir o his zaten. Gider herhangi birisine kardeş işte beni şuraya götürür müsün beraber şuraya gidelim mi der. Eğer bu da şanssızlık eseri kötü niyetli bir kişiye rastladıysa öyle bir durumda oluşabilir. Çünkü manik fazı da en az depresif fazı kadar tehlikeli bir şey. Evet. Hocam yemek yememesi bir nevi kendini... İntihara, ölüme sevk etmesi şeklinde algılanabilir mi? Manik fazla onun farkında değildir ki o uçuyor. Yani, mahsusun, yemeyeyim de öleyim gibilerinden. Hayır yani insülini kullanmaması zaten öyle yani. Kullanmadığı zaman ölüme götürecek onu koma ardından. Çok bence enteresan bir kayıp Allah korusun altından ne çıkacak bilmiyorum ama Mehmet bir taraftan orada araştırmaya devam ediyor. Eminim. Adana'da da tabii ki emniyete başvurdunuz. Bir iki saat sonra, iki saat sonra baktınız bulamadınız hemen karakola mı gittiniz? 155'i aradım önce. Hı. Böyle durumu anlattım. Notlarını aldılar. Biz anons edeceğiz. Sizde oradaki en yakın Sarıçam karakolu var. Orayı tarif ettiler. Oraya git ifade ver tutanak tutsunlar dediler. Hemen oraya gittim tutanak tuttular. Yani bu kadın Adana'da. İşte Çukurova Üniversitesi'nin tıp fakültesinin civarında hemen oradaki bir otoparkın içinde bir anda buhar oldu. Ama çok derin rahatsızlıkları var ve gerçekten endişe verici bir durum. Birisi denk geldi, birisine beni götür mü bir yere dedi, toplu taşımaya mı bindi, bir yerde düştü, hani bayıldı düştü de insanlar... Çantasını çalıp gitti, kadın da öldü mü, bir yere mi attılar, yoksa yol üzerinde kendini bir yerden mi attı? İşte, evet. Allah korusun yani inşallah iyi haber alırız. Eğer Allah korusun öldü ise bunun tespiti çok kolay. Çünkü hani kendisine bir şey yaptıysa veya birisi öldürüp hemen orada bir yere attıysa bu ceset bulunur. Mümkün değil 5 günde bulunmamız. Tabii. Denizden kokudan bulunur. Ve morga kaldırılır. Yani morgda son 5 gün içinde o yaşlarda faili meçhul ceset var mı? Bu sorularak bulunur. O zaman biz buradan hastanelere seslenirken tabii hep hayatta sağlıklı olduğunu düşünerek de konuştuk ama Allah korusun hani kimsesiz gibi bir ölüm vakası olduysa morgda bekletiliyorsa da bunlardan da haberimiz olsun lütfen. Üzerinde kimlik olmayabilir.
Çünkü mantıklı bir şey söyledi hocam. Çantayı birisi alıp gitmiş de olabilir kadıncağız bir yerlerde düştükten sonra. Ha, hiç ummadığımız bir şey de çıkabiliyor bunun altından. Almıştır yanına yedek ilaçlarını. Ben terk ediyorum seni de onu da bunu da deyip gitmiş de olabilir. Keşke öyle olsa. Keşke öyle olsa da derdi neymiş anlarsın, oturursun, konuşursun. Kavga dövüş yok değil mi? Nasıl? Kavga dövüş etmediniz değil mi? Yok. Kavga etmedik. Emin misin? Evet evet eminim. Niye siz de yoksunuz dedi sana o zaman? Hani siz de yoksunuz artık hayatına gideceğim gibi sanki. İşte böyle şeye girince depresyon bazen yapıyor gibi. Yani bu şeyleri evet. Depresyon. Peki Fatma Hanım'ı arıyoruz efendim. Fatma Hanım'ın durumu kritik. Peki tabii hemen bağlanalım. Muhabirimiz o ormanlık alan dedi ya sözünü ettiği Orhan Bey'in alana gittiler. Şu anda o iki genç de gördük diyen iki gençle birlikte Mehmet evet, Orhan Bey'in sözünü ettiği yani yol üzerinde Fatma Hanım diyelim yürüdü fenalaştı. Bir yere oturayım orada banklar falan var herhalde. Hasta yakınları oturup bir şeyler yiyorlarmış. Tabii bahçede öyle. Oralarda oturdu diyelim. Nasıl bir yer orası bir görelim evet. Hastalara şey yapıyor bekliyorlar. Böyle hasta yakınlarının beklediği. Evet. Biz ortalama 3 dakikalık bir yürüyüş mesafesi. 3 dakikada buraya hızlı adımla geldik ama rahatlıkla ulaşım sağlanabiliyor. Belirttiğimiz nokta burası parkın hemen yanındaki alan. Ama şöyle bir şey söyleyelim. Hemen şurada orman içerisine giriliyor ve burada tehlikeli bir alan oluşabiliyor. Şimdi özellikle görgü tanıklarını, arkadaşları getirmemin nedeni de buydu. Bu bölgede nelerle karşılaşabilirler ve ileride bir göl olduğunu söylediler. Evet. Şimdi bunu hemen alalım. Bölge çevrede tehlikeli olabilecek. Fatma Hanım'ın karşı karşıya kalabileceği durumlar. Arazi olarak bize bir anlatsanıza bölgede neler var? Şimdi abicim dediğimiz gibi bayan eğer otobüs durağına geldiyse, bindiyse oradan otobüse, az önce sunucu hanımefendi sordu. Dedi ki yakınlarda su birikintisi, deniz falan filan gibi var mı dedi. Ya yaklaşık olarak 5 dakika bir mesafede Adana Büyük Baraj var yani. Yaklaşıkla yani yaklaşık bir 5 dakika falan sürer orada zaten. Araçla değil mi? Aynen araçla 5 dakika yürüyerek kesinlikle yani yürüyemez ama araçla kolaylıkla ulaşabilir oraya. Yani onun dışında orada dediğiniz gibi orada tehlikeli bir alan ve üniversite fakülteyi terk ettiğimizde burası da ormanlık alan olarak geçiyor. Yani aileler burada genelde yemek falan yemiyor yani üniversite fakültenin içerisindeki ormanlık alanda zaten oraların kenarları kapalı yani bir yerlere gitme olasılığı pek yok. Yani gözle görülür yer ama buralar biraz daha tedirgin. Burada şu an kimse yok ve uçsuz bucaksız yani büyük bir ormanlık alan var burada şu an. Üniversitenin içinde eğer yani oraya girme şansı yok zaten. Oralar tehlikeli yerler var. Uçurumdan aşağı yani Allah göstermesin olabilir. İçeriler tehlikeli ama oraya girme şansı yok. Güvenlikler oradan içeriye öğrenci olmayanları almıyor. Ama bu tarafa gelme şansı var. Burada da dediğimiz gibi işte ormanlık alan az ileride de yani uçurumlu yerler var. Arkadaşın da belirttiği gibi arabayla bir 5-10 dakikalık mesafede de baraj var zaten. Üniversitenin bulunduğu konum baraja yakın. Ya etrafı bu şekilde ama hiçbir şekilde köprü vesaire yok. Hemen o bölgeyi de gösterelim. Şu anda Serap Hanım hemen burada bir yürüyüş yolu var. Kapısı açık. Etrafı tellerle çevrili. Bir eski bir basket sahası var ama içerisine girdiğiniz zaman ufak ufak tepeler. Hani uçurum diyemeyiz bunun için ama görmeyle bir net olarak algılayamayacağımız ağaçların kapadığı bir nokta aslında burası. Ve buradan rahatlıkla geçilebiliyor. Buradan rahatlıkla görülebiliyor. Hemen biz de o tarafa doğru ilerleyelim. Serap Hanım tam olarak burası. Tam olarak şu noktadan rahatlıkla girebiliyorsunuz. Yangın yolu olarak görünüyor ve bir tarafımızda uçsuz bucaksız ağaçların olduğu ve birinin girdiği zaman hakikaten de kaybolabileceği bir nokta. Hemen şu noktayı gösterebilir miyiz? Ağaçlar komple kapadı burayı ve bakıldığı zaman rahatlıkla tehlikeyle karşı karşıya kalınabiliyor. Diğer tarafta yangın yolu olarak görünüyor ama burada bir yol yapılmış araçlarla. Bu taraftaysa girildiği takdirde şöyle söyleyelim. Bakın buradan itibaren uçurum başlıyor. Şuradan itibaren düşme riski ve ağaçların arasında kaybolma riski söz konusu şu anda. Biz de bir yandan girmeye çalışıyoruz.
buraya Seraf Hanım. Orhan Bey, bu Mehmet'in gösterdiği yerlere gittiniz mi hiç? Buralara girdin mi? Buralara biz giremedik zaten. Giremedi ama girilebiliyor yani isteyen. Baksanıza yürüyüp evet. Girdi. Yasak bir alan değil yani. Kampüsün içinde bu şey. Evet doğru. Evet ama sen girmedin değil mi buralara? Girmedim. Yani burada bir araştırma çok, yapmadın çok yani. Çok geniş bir yer yani. O anladım. Bir kişiyle yapılacak bir iş değil. Anladım. Evet Mehmet, devam et lütfen. Ve arada bir yol var ve gittikçe bu arada yerde şişeler var. Hani özellikle ıssız bir nokta olduğunu belirtelim. Hani insanlar da buraya girmiş ama iyi niyetli olmadıkları kesin Serap Hanım. Şu an için daha da gidemiyorum. Çünkü buradan kesiliyor. Buradan sonrasında ufak bir dengemi kaybetmemle aşağı düşmem bir olacak açıkçası. Ve hayli yaklaşık buradan bakıldığında bir 8 metrelik bir patikanın inişi daha var. Bu tarafa baktığımız zaman da yine aynı şekilde iniş bu şekilde bir vadi gibi düşünün. İki taraftan ormanın çevirdiği bir arazi, ortada birleştiği bir nokta ve tamamen çalılar. Bakın ben şu anda aşağı kadar indim ama göz teması kuramıyorum. Yaklaşık 3 metre sonrasını göremiyorum. Çünkü çalılar burayı tamamen kapatmış durumda. Hastaneye ortalama 5 dakikalık bir yürüme mesafesi. Biz hızlı adımla geldik yayına aktaralım diye. 3 dakikada burada olduk ve parkın hemen yanında. Girişi tek kapı. Normalde etrafı çevrilmiş durumda ama rahatlıkla girilebiliyor. Bunu tekrar edelim. 3 metre mesafemi görmüyorum Serap Hanım. Bunu da söylemiş olayım size. Orada ne var? Herhangi birileri mi var? Ve o derinlik daha ne kadar devam ediyor? Şu an için onu tahlil edemiyorum. Mehmet bir ara çok devam edersem çok uzak değilmiş. Bir ara acaba araçla şu çocukların bahsettiği bir barajdan bahsediyorlar. Evet. O civara bir gitsek, bir fotoğraf göstersek, orada görevliler vardır, çalışanlar, evet. Birileri vardır. Bir de oraya bakalım. Yani bir toplu taşımayla mesela o hastanenin hemen oraya doğru yola çıkıyor. Hastanenin evet. Önünden bir toplu taşımaya binse, biraz sonra inse acaba hemen oraya erişilebilecek bir mesafe mi? Onları bir bakalım olur mu Mehmet? Hemen yola çıkıyoruz Serap Hanım. Tamam. Bu arada Fatma Hanım'ın eltisi Orhan Bey'in erkek kardeşinin eşi. Kız kardeşim. Eltisi var. Dediler bana. Görümce değil de elti dediler sanki. Tamam. Bağlanacak. Bu Adana'da yaşayan olabilir mi? Adana'da kız kardeşin mi yaşıyor Orhan Bey? Kız kardeşim var evet. Hı? Araları nasıldır yani, bir şey için kızdı sana gitti, kız kardeşin senden yok, saklar mı? Yok öyle bir şey yok yani onların. Samimiyeti yani, yok. Onunla hiç ilgisi yok yani kızmasının. Çünkü o zaten Adana'da oturuyor. Biz Mersin'de Antep'e gidip gelirdik yani onlarda kalırdık. Peki şey yapardık. Fatma Hanım da Adana'yı bilir mi? Yani hangi otobüse binip yok, nerede ineceğini falan. Sormadan bulamaz. Sormadan bulamaz evet. Çünkü Adana'da biz fazla kalmadık. Ben görevim icabı hep il dışında kaldım. İl dışında en sonunda Mersin'e geldik. Tarsus'ta, Mersin'de kaldık. Nermin Duymaz. Nermin. Yengem. Tamam. Yengem. Yengem evet. Nermin Hanım merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Siz Fatma Hanım'ın eltisi mi oluyorsunuz? Evet, Orhan Bey'in kardeşinin hanımıyım. Nerede yaşıyorsunuz? Biz Adana'da yaşıyoruz. Peki size gelmedi değil mi? Yok gelmedi. Ben zaten Nevşehir'deyim şimdi de. Gelmedi yani bilmez daha doğrusu. Nermin Hanım biz Orhan Bey'i dinledik. Hastalıklarından bahsetti, sıkıntılarından bahsetti Fatma Hanım'ın ama Orhan Bey'imize söylemediği bir durum var mı? Yok Serap Hanım. Bir tanısanız o kaynımı var ya. Şey gibi ya kuzu gibi karıncayı incitmeyen bir insan böyle ağzından ne bileyim incitecek bir laf çıkmaz yani o kadar ki iyi. Peki Fatma Hanım? Fatma Hanım da durgun yani böyle sorarsan cevap veren ne bileyim böyle kendi halinde birisi yani öyle bir kavgaları gürültüleri olsun kesinlikle yani. Yani biz Orhan Bey'den ya bu kadını yolda çok sinirlendi kadın işte zaten hasta. Hadi in filan diye böyle bir sinirle öyle bir şey yapmış olmaz değil mi? Yo kesinlikle Serap Hanım. Böyle her şeyini kendisi ya iğnesini kendisi hazırlar. Bak insülin vuruluyor. Ay. Kendisi hazırlar. Yemeğini kendisi yapar. Yani ne bileyim.
O kadar yani ben anlatamam da Serap Hanım yaşamak tanımak lazım yani kaynımı. Nermin o Hanım, kadar iyi bir insan. Fatma Hanım'ı ne zaman gördünüz en son? Ben mi? Hı. İnan ki şimdi biz dışarıda orada burada olduğumuz için onlar da şeyde bir de çok şey yapamıyorduk. Rahatsız oluyor ya kendisi. Hı. Rahatsız olduğunda ne yapıyor? Nasıl rahatsızlığı yani? Bir hırçınlığı yok. Onları biz görmedik yani. Hani misafir gibi gidiyorduk. Hı. O da ölçülü yani gideriz. Canı sıkılmasın, kalabalık olmayalım diye. Yani şey yok. Öyle bir hırçınlığı falan görmedim yani. Onları yaşamadım. Ama çok durgun böyle bir tarafa çekilir konuşmaz. Sen söylersen cevap verir. Öyle bir şeydi ya. Siz de şaşırdınız tabii değil mi? Birden evet, ortadan kaybolunca. Evet çok üzüldük yani. Beklemiyorduk öyle bir şeyler de yok. Bak kaç senedir evliler. 34 sene mi oldu? İnan 84'te mi evlendiler? Kaç yıllık evlisiniz Orhan Bey? 34 yıl. 34 yıldır evlisiniz. 34 yıldır benim kaynım yani onu ne ağrıtmıştır ne incitmiştir. Yani böyle evden gidecek kaçacak bir durum olmamıştır yani. Bu da zaten pek kaçmak gibi gelmiyor bize de rahatsızlığı sebebiyle ama asıl başına ne geldi? Yani hani normal olsa hiçbir hastalığı olmasa diyeceksin ki hadi kızdı bir şeye kızdı hadi Orhan Bey'e kızmadı evet. Da başka ama öyle bir durumu yok yani bunu idrak edebilecek durumu yok. İlaçlarını almazsa da özellikle bu insülin iğnesini olmazsa Allah korusun. Bir yerde evet. Düştü, öldü mü diyoruz yani? Evet, ondan korkuyoruz. İnşallah öyle bir şey yoktur Serap Hanım. Ondan korkuyoruz yani. Orhan Bey, senin içine ne doğuyor? Nasıl? İçine ne doğuyor? Ne olmuş olabilir onun? Başına ne gelmiş olabilir? Hiç bilemiyorum inanın. Yani aklıma şimdiye kadar böyle bir şey olmadığından dolayı da evet. Düşünüyorum ne yapmıştır, başına ne gelmiştir hiç. Hayal bile kuramıyorum o derece şey. Tabii sen şey de diyorsundur. Ya niye ben onu arabada bıraktım? Tabii onu diyorum bıraktım? Zaten. Keşke bırakmayaydım. Keşke bir ya işte ben dedim ya hani onu acaba bir doktora danış da bir şey öğrenebilir miyim? Yani şu zaman getir falan deseler ben yine götürecektim Mersin'e tekrar getirip tedavi ettirecektim. Ama bir şey yapamadım. Yani gidince yani iyice insan öyle de bir şey duyar ya keşke bırakmasaydım ya da yanıma alsaydım diyorum. Ya da evet. Devam etseydim Mersin'e gitseydim diye. Buyurun yok. Hocam. Orhan Bey, Allianz'ı kullanmıyor muydunuz? Eşiniz kaybolduktan sonra mı çıkarttınız? Hayır, bu daha önce şey oldu. Zayıfladım, daha kilo verdim ben. Nedense bir ara kilo vermeye başladım. Düştü, kayboldu. Yani şimdi çıkartmadınız Allianz'ı. Olmuyor. Yani şurası geniş olduğu için içeride bolluk yapıyor. Takamıyorum yüzüğü. Hocam yani vallahi helal olsun. Yok kendisinin yüzüğü duruyor zaten. Bakıyor, bak, ben bak. Öyle oldu yani ondan dolayı. Yoksa ben işte geçen sene mi kayboldu? Yani bir sene falan ancak oldu kaybolalı. Nerede kayboldu bilemiyorum. Kendi kendine düşmüş. Şey oluyor bu zayıflayınca kilo verince maalesef öyle oluyor yani. Nermin Hanım. Efendim. Anladığım kadarıyla sen Eltin'i de seviyorsun. Hani ola ki bir şeye kızdı bir yerde kafasını dinliyor falan. Yanında da 1500 lira para var. Hani bir otelde kalsa ne olacak yani 100-150 liralık otelde kalsa o para onu epeyce idare eder. Ama tabii ilaçları var tabii söz konusu olan. Sen evet. Yine de ama bir Fatma Hanım'a bir seslensene. Bir şeyler söyle. Biz onu Tülin diye biliyoruz. Evet Tülin diyormuş. Aramızda Tülin diye çağırıyoruz. Tülin canım benim bak torunun var, eşin var, kızın var, bir tek bir kızı var. Hı hı. Kızım var çok üzüldüler canım benim eğer şey sen duyuyorsan oralarda bir yerdeysen birinin yanındaysan ne olursun bir şey yap yani bir haber ulaştır en yakın bir karakola birisine şey yap ulaştır yani en azından içleri rahat etsin senin nerede olduğunu bilsinler canım benim. Sağ olun Nermin Hanım inşallah iyi haberler. Hayırlı İnşallah haberler veririz Hanım. Size. İnşallah. Bir tane kızınız evet. Var ortak evet. Başka bir çocuğunuz yok. Bir tane çocuğum. Bir kızım var. Başka yok çocuğum. Bir de torunum var. Torun kaç yaşında? 5 yaşında şu anda. Kızınız kaç yaşında? Kızım işte 85 doğumlu 33 mi oluyor? 33 yaşında. 33 yaşında. Kızının çocuğuna destek olmak için işte ona yardımcı olmak evet, için. Evet yani o yönde. Antep'teydiniz. Ama kızım bağlanmıyor. Niye bağlanmıyor? O Serap Hanım onun şu anda okulda o. Öğleden sonra da 3'e kadar
şey dersi veriyorlar. Egzersiz dersi mi ne veriyorlar? O da mı öğretmen? Orada, evet kızım öğretmen. Neredeyiz arkadaşlar? Baraj yolunda mıyız? Evet, bize çocuklar, oradaki gençler bir ormanlık alanı gösterdiler. Hani tehlike arz eden bir yer var mı dediğimde bir ormanlık alanı gösterdiler. Bir de dediler ki araçla 5-6 dakikalık bir mesafede baraj var. Hani orası da akla gelebilecek, tehlike yaratabilecek noktalardan biri dediler. Şimdi oraya doğru gidiyorlar. Ya nereye kaybolur bu kadın ya? Yani gündüz gözü, öğlen 12. Evet. Üniversite hastanesinin olduğu kalabalık bir yer. Diyelim ki bir araca bindi. Nerede indi? Araçta, araçını alan taksi de olabilir, ticari araç şey de olabilir, toplu taşıma, özel araç da olabilir. Bu kadın o araçta mı başına bir şey geldi? Hani bayıldı mayıldı da birisi çantasını da aldı gitti mi? Çok çok soru var yani. Şu anda da o baraj yoluna doğru gidiyorlar ama buralara gelmesi yürüyerek zaten imkansız. Bu ancak araçla gidilebilecek bir yer. İlla ki bu kadını birisi gördü. O güvenlik kameraları, mobeseler çıktığı zaman bu mesele çözülecek zaten. En azından nereye gittiğini, hangi noktaya doğru gittiğini de göreceğiz. Serap Hanım, bir şey söyleyebilir miyiz? Annesiyle kızın arası nasılmış diyaloğu? Çünkü diyorsunuz ki kızımın egzersiz dersleri var. Burada kimseyi tanıyıp yargılamıyoruz da. Bunun oradan çekmiyor. Bir anne kaybolduysa hiçbir şey ondan daha önemli değil. Haber edilmiş mi kendisine? Yanınızda mı kızınız? Haberi var. Yani bu süreçte siz baba kız birbirinize destek oluyor musunuz? Tabii tabii. Ama kızınız burada değil. Tamam, buraya gelmek istedim. Kendin mi bağlanmamış yoksa çekmemiş mi? Yani çekmiyor bildiğim kadarıyla. Sizin yayına çıkacağınızı zaten biliyor değil mi? Söylediniz. Ben buraya geldiğimi söyledim. Söylediniz. Biliyor. Bizimkiler de aradılar. Şu anda niye bağlanmıyor? Yani en son anne kız kavga mı etti? Onu da merak ediyorum. Aralarında bir şey mi içerledi? Artık siz yoksunuz, ben de yokum. Şimdi geldi rejiden haber. Bağlanmak istememiş. Ne yani oluyor? Benim çok dikkatimi çekti. İnsanın tabii kaybından önemli hiçbir şey olamaz. Ne görev, ne başka bir olay. Ya bir de Orhan Bey şeyde de, o okulda derste de olsa. Okulda olduğu için acaba? Okulda olduğu için olabilir yani. 40 dakika, 45 yok, dakika. Siz bence çok iyi niyetli, yumuşak başlı bir insansınız ama bir evlat için anneden daha ciddi, yok, bir kaybından yani ciddi bir vaka olamaz. Yani annesi, bence bir tavır var. Yani. Annesinin kaybına üzüldü mü? Efendim? Üzüldü mü annesinin kaybı? Çok üzüldü. Her dakika soruyor ne yaptın? Ama bağlanmıyor. Ağlıyor geceleri. Vallahi bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de anlamadım. Okuldan çekmiyor bildiğim kadarıyla. Çünkü hayır, telefon şeyi çekiyor, yapamıyorduk. Çekiyor. Bağlanmak istemediğini söylemiş arkadaşlar. Ha, söylemiş o zaman. Şimdi efendim Fatma Hanım'ı arıyoruz. Bir taraftan da o baraja ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarım. Enteresan bir kayıp, tehlikeli bir kayıp. Can tehlikesi taşıyan bir kayıp. O yüzden de bütün Adana'ya sesleniyorum. Ve bir ara vereceğiz. Aranın ardından Miyase Bedir cinayetine geçeceğiz. Bugün yine Suna, Sezai, Zehra, Salih, Betül, Vedat Bey ve Keriman Hanım burada. Suna'nın eşi Yasin. Yasin de burada. O da diğer stüdyoda. Bütün suçlamaları cevaplayacağım diyor. Bütün şüpheleri gidereceğim diyor. Sorularımıza cevap verecek. Bir aranın ardından döneceğiz efendim. Ayın 29'unda bir kadın, nur yüzlü bir anneanne, teyze cinayete kurban gitti. Ve herkes aile içinden şüpheli. 74 yaşındaki Miyase Bedir cinayetinde çember daralıyor mu? Evet, şey. Eninde sonunda bu açıklanacak. İnşallah. İllaki bulacak. Belki de içimizde burada yumurtlayacak bunu. Ailede neden bazı isimler hedef gösteriliyor? Bunlar bir bellemiş Suna Sezai, Suna Sezai, Suna Sezai. Örtbas edilmek istenen başka bir şey mi var? Birini korumaya çalıştığını evet, iddia ediyorsun. Hayır, kimseyi korumuyorum ben. Ailede kim neyi saklıyor? Neden korkuyorsunuz? Çıkın, konuşun. Miyase Bedir'i kim, neden öldürdü? Ayın 29'unda bir kadın, nur yüzlü bir anneanne, teyze cinayete kurban gitti. Ve herkes
aile içinden şüpheli. 74 yaşındaki Miyase Bedir cinayetinde çember daralıyor mu? Evet, şey. Eninde sonunda bu açıklanacak. İnşallah. İllaki bulacak. Belki de içimizde burada yumurtlayacak bunu. Ailede neden bazı isimler hedef gösteriliyor? Bunlar bir bellemiş Suna Sezai, Suna Sezai, Suna Sezai. Örtbas edilmek istenen başka bir şey mi var? Birini korumaya çalıştığını iddia edilmiş. Sizi korumuyorum. Ailede kim neyi saklıyor? Neden korkuyorsunuz? Çıkın, konuşun. Miyase Bedir'i kim, neden öldürdü? Evet, bütün Türkiye'nin merakla izlediği ve beklediği, çözümüne de bir o kadar beklediği Miyase Bedir cinayeti. Bu bir cinayet mi? Bu bir cinayet. Normal bir ölüm değil, normal yollarla bir ölüm değil. Bunu zaten yetkililer belirlemişler. Evet, evinde iki gün sonra cansız bedeni bulundu. Evet, o anda aile acaba yaşlı kadın düştü mü, kalp krizi mi, tansiyon mu, o mu, bu mu öldü, o yüzden mi öldü derken yetkililer son noktayı koydu. Bu bir cinayet. Kayıtlara Miyase Bedir cinayeti olarak geçti. 74 yaşındaki bir anneanne, babaanne, yaşlı bir teyze evinde en güvenli olması gereken yerde ne yazık ki bir cinayete kurban gitti. Ailede herkes birbirinden bir takım şeylerden şüpheleniyor, çelişkili buluyor. Herkes birbirini suçluyor. Tabii birbirlerine kızıyorlar da bu anlamda ama herkesin birleştiği bir şey var. Bu tanıdık, bildik birisi tarafından yapıldı. Çünkü bunun söyleyebilmeleri için de bir takım ellerinde herkesin bir takım doneler var. Hocam bu gerçekten tanıdık biri tarafından işlenen bir cinayet sınıfına sokabilir miyiz? Yoldan geçen birisi şu eve gireyim bakayım ne var dedi. Miyase teyzeyi gördü ve öldürdü mü? Yoldan geçen birisi öldürse bu şekilde yakın temaslı öldürmez. Çünkü hırsızın ilk motivasyonu kaçmak, yakalanmamak. Teyzenin yakalayabilecek bir hali yok. Ancak tanıdık birisi olacak. Onu görecek, tanıyacak ki başka kimseye söylemesin diye öldürecek. Hemen tanıdık olduğunu düşünüyorum. Yani genel hani böyle bir istatistiki bir şey de var ya genelde tanıdık. Biliyorsunuz geçen gün bu Ahmet Yusuf cinayeti. Yaşlı cinayetlerinde genç ve akraba çıkıyor büyük çoğunluğu faillerin. Böyle de bir gerçek var ve geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 16 yaşında bir çocuk evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Gözler hemen yakın çevreye çevrildi ve üst katlarında oturan kiracının bu cinayette işlediği ortaya çıkmıştı. Şimdi bugün yine torunlar, çocuklar, gelinler vesaire Suna'yla ilgili biliyorsunuz aile çok fazla konuşuyor. Konuştukları kişilerden biri de Suna'nın eşi Yasin. Yasin diğer stüdyoda ona bir merhaba diyeyim. Bir bomba telefon gelecek çünkü. O telefonu alacağım hemen arkasından. Yasin merhaba, hoş geldin. Merhaba Selam abla. Yasin birazdan sana da döneceğim. Sen günlerdir yayını izliyorsun ve haklı olarak cevaplamak istediğim sorular var. Kendimi savunmak istiyorum diye de geldin. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Hemen telefonu alıyorum efendim. Bu bir akraba. Fakat çekinceleri var, adını vermek istemiyor. Sesini de biraz değiştireceğiz ama biz biliyoruz. Bu sizleri yakından tanıyan, Miyase Hanım'ı da yakından tanıyan birisi ve bomba bir iddiası var. Hemen bu telefonla başlıyorum. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhaba Serap Hanım. İyi yanlar. Teşekkür ediyorum. Sizi dinliyorum can kulağıyla. Buyurun. Bize ne anlatacaksınız Miyase Bedir cinayetiyle ilgili? Alo. Düştü mü arkadaşlar? Televizyonun sesini kapatalım hanımefendi. Bizi dinleyin, telefondan dinleyin lütfen. Ses gecikmeli geliyor çünkü. Alo. Alo. Şimdi bir iddiayı gündeme getirecek. Peki tekrar bağlayalım lütfen. Şimdi biz isterseniz yine şöyle bir isimler üzerinden gidelim. Suna en çok konuşulan, daha doğrusu şöyle Suna'yla ilgili hani nasıl bir şey? Gidip anneannesine zarar vermedi herhalde. Öyle düşünmüyorlar.
bir şeyler biliyor ve saklıyor, birilerini koruyor gibi bir suçlamayla karşı karşıyasın. Evet. Bunun yanı sıra koruduğunu düşündükleri kişilerden biri kardeşi Sezai, doğru mu? Koruduğunu düşündükleri kişilerden biri eşi Yasin, bir başka kardeşi, bir başka eniştesi gibi yakın çevresinden nedense koruduklarını düşünüyorlar. Sen de hafta sonu gittin, evde bir düşündün şöyle. Yeni bir şeye vardın mı Suna? Yani ya bu cinayeti işlese şu işler şöyle işlemiştir diye isim verme. İsim vermiyorum, zaten ilk gündür aynı kişi üzerindeyim. Hiçbir zaman da değişmeyecek. Yayına çıktığım günden beri de aynısını söylüyorum. Hiçbir zaman değişmeyecek şüphelendiğim isim Serap Hanım. Gerçekten. Hiçbir zaman değişmeyecek. Ben bilmiyorum vallahi Suna'nın kimden şüphelendiğini. Yok, ben hiçbir şey bilmiyorum. Şüphelendim zaten diye burada isim vermem, öyle bir hakka da sahip değilim. Şimdi şüphesi varsa konuşacak. Burada konuşmak istemiyor olabilir. Evet, ben de soruşturma devam ediyor. Konuşmaması ben daha senden doğru. Şüpheleniyorum diye öyle ben onlar kadar özgür bir insan değilim. Ben hayır. O kadar ben Allah'ım var Serap Hanım diyemem. Ben karakola söylüyorum, bunu söylemem gerekiyor. Söyleyemez. Yani... Serap Hanım, programa başladık bahsede ben ilk baştan söyledim. Bugün de söylüyorum aynı şeyi. Suna her zaman diyor ki hep üstümüz oynuyorlar. Burada hiç kimsenin üzerinde oyun oynamıyorum. Sadece şüphelendim işkilerine, kuşkulandıklarımın ismini verdim sadece. Sadece bunlara kuşku duyuyorum. Çelişkili bulduklarını. Çelişkili buluyorum. Hemen telefonu alıyorum. Gerçekten enteresan bir iddiada bulunacak bir yakınları var. Alo. Alo. İyi evet. Günler Serap Hanım. İyi günler efendim. Can kulağıyla sizi dinliyoruz. Söyleyeceklerinizi dinliyoruz. Serap Hanım, önce şeyi söyleyeyim, ondan sonra bildiklerimi anlatacağım. Hanımın öldüğü akşamı kıyafetleri geldiğinde Neriman Hanım neden kıyafetlerini yakmak istedi? Kıyafetlerini yakmak istedi. Evet. Miyase Bedir efendim hayatını kaybettiği anlaşılıp hastaneye götürülüyor. Orada doktoru diyor ki şüpheli ölüm, adli tıbba sevk etmem lazım diyor. Tabii ki o muayene sırasında da normal bir prosedür, kıyafetler kesilerek ya da işte çıkarılıyor ve aileye teslim ediliyor. Siz şunu söylüyorsunuz, kızı Neriman o kıyafetler evet. Eve geldiğinde neden bu kıyafetler yakılsın dedi. Siz bunu bizzat duydunuz mu? Evet. Şimdi Serap Hanım, detaylara gireceğim size ben. Ben Miyase Bedir'in öldüğü saatte 4'tü. Duyduğum saat. Evet. Cenaze evine gittiğim saat 7.30. Salih, Sebahattin, torunlar falan ateşin başındaydı. Salih Bey orada kaz diyor, tavuk diyor ama dal çekerken ateş yakmak için tel yırttı demişti. Ne? Tel yırttı demişti, orada konuşuyordu. Tel yırttı elimi dedi. Evet. Abla telleri oluyor Serap Hanım. Ne oluyor efendim? Yani köy yerlerinde abla teli derler. Heh. Evet. Odun toplarken mi yani? Hayır. Odun toplarken mi? Anlamadım. Serap Hanım, ateş yakıyorlardı orada. Evet. Ateşin başındaydılar. Eline ne oldu diye sordular. Ellerini ovuşturuyordu Salih Bey. Odun toplarken tel yırttı. Bunu hemen sormam lazım. Bir, kıyafetler geldi. Kızı Neriman, şu an görüyorsunuz Neriman Hanım'ı. Suna'nın hayır Serap Hanım, ben işteyim. Şu an televizyon izliyorum. Hayır, ben seyircilere söylüyorum. Siz kalın lütfen hatta. Sevgili seyirciler. Neriman Hanım birkaç gün katıldı yayınımıza. Rahmetli Miyase Hanım'ın kızı, ilk evliliğinden olan Vedat'ın öz ablası, Suna'nın ve Sezai'nin de annesi. Şu ki söylenti, kıyafetler geldiğinde bu kıyafetleri yakın demiş. Niye? Yakalım dedi. Yakalım. Evet. Yakıldı mı o kıyafetler? Hayır. Jandarma geldi geri aldı. Annem de asla öyle bir şey demedi. İlk kıyafetler geldiğinde hiç kimse kusura bakmasın, bunu hiç kimse de inkar etmesin. Hemen anneannemin kıyafetlerinin cebine baktılar balkonda Serap Hanım. Kim baktı? Söylemeyeceğim ismini. Kendisi de burada oturuyor şu anda. Hemen anneannemin burada kim vardı anneciğimin deyip hemen ceplerine bakıldı. Serap Hanım. Efendim buyurun. Kesinlikle annem öyle bir şey konuşmasın. Demedi. Ben detayları size anlatayım. Sonra Suna Hanım kendi konuşsun, olur mu? Yani Suna Hanım sizin bu söylediğinizin doğru olmadığını kesinlikle söylüyor. Kıyafet yakma olayı annemin ağzından. Ben öyle der, tabii doğrudur, öyle der. Katılıyorum onun konuşmalarına. Ama gerçekten Suna Hanım, ben konuşurken konuşmazsa sevinirim. Peki,
Siz ama ısrarla diyorsunuz ki Neriman Hanım bu kıyafetler yakılsın dedi. Tabii ben Neriman Hanım'a dedim ki ne yakması? Bunlar dedim diyorsunuz şüpheli ölüm daha halanın otopsiye gideceği belli değildi. Evet. Yani darp izi herhangi bir şey söylenti yoktu. Konuşulan saat 8. İşte eteği yukarıydı. Ayağımda tülbent var. Kim yaptı? Bunları kendi aralarında konuşanlar. Saat kaçta konuşuldu bunlar? Saat 8'di Serap Hanım. Ben 7.30'da oradaydım zaten. Peki ateş yakılmıştı. Başında da Salih de vardı ve elindeki evet. çizikler için tel çizdi dedi. Salih buna evet. cevap ver. Evet. Ya ben öyle bir konuşmadım. Sedat ya. Bey oradaysa Sedat Bey'e de sorabilirsiniz. Sedat yok burada bugün. Sedat Bey'i ben saat 7.30 gibi aradım. Dedim ki Sedat Bey ben Düzce'ye geldim. Ne zaman gelecek? Cenazesini göreyim ben sabah işe gideceğim dedim. Biz dedi şeyi bekliyoruz, sonucu bekliyoruz. Bir katıp getireceğiz dedi. Saat 10 gibi de aradığımda şüpheli ölüm çıktı. Otopsiye gidecek dedi. Daha saat 10 gibi siz bunu evet, duydunuz. Evet 10'du. Ben saatlerini, günlerini biliyorum. Yani siz 7.30 kaçta aradınız ben geldim dediğinizde? 7.30. 7.30'da size şüpheli ölüm otopsiye gidecek falan denmedi mi? Hayır denmedi. Sedat Bey orada çok iyi bilir. Ben Sedat Bey'i aradım. Dedim böyle böyle. Var mı bir şey yapabileceğim bir şey? Ne zaman gelecek cenaze? Ben sabah işe gideceğim. Dedi ki daha bekliyoruz. Yıkanıp çıkartıp getireceğiz dediler. Saat 10 gibi de kıyafetler geldi. Balkona konuldu. Evet Sula Hanım'ın demesi gibi. Herkes cebine şey yaptı baktı poşetlerini. Kıyafetlerin üstlerine baktılar. Hani altın ya da ne bileyim para var mı diye herhalde zannedersem. Peki bu yakma olayını bir daha anlatın. Nasıl oldu? Elbiseler yakılsın kısmı. Böyle bir şey Serap Hanım. Saat 10 gibi, 9.30, 10 gibi Niyase Bedir'in kıyafetleri geldi. Balkona konuldu. Ben görünce zaten çok kötü oldum. Biraz sevdim. Kokladım. Sonra orada Neriman Hanım dedi ki bunları yakalım. Dedim ki yakılmaz. Kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Şüpheli ölüm, evde ölü bulundu diyorsunuz. Neden yakıyorsunuz? Bunları bir poşete koyup bekletin ya da gömün dedim. Yarın öbür gün otopsi için isterler dedim. Sonra Suna o kıyafetleri jandarma aldı mı? Tabii tabii. Aynı. Şu anda o kıyafetler nerede? Bilmiyorum valla onu. Teslim edildi. Jandarma, adli emanettedir. Aldılar. Teslim edildi onlar. Kime teslim edildi? Yok karakolda yani. Karakolda. Otopsiye gidecek diye geldi jandarma geri aldı eşyaları. Anladım. Salih şuna bir açıklık getir. Ya herkes yalan söylüyor. Yani herkes yalan söylüyor. Evet Neriman Salih Bey mi düzgün konuşuyor şu an? Bir saniye. Neriman ablan diyor ki bana diyor sordum tavuk dedi. Başkasına kaz dedin. Başkasına gül dedin. Şimdi bu kadıncağız da diyor ya ki. Bana Neriman Hanım sormadı ki bunu yani bana. Tel yırttı dedi. Betül'den başkası zaten benim yaramı gören yok. Bu hanımefendi yani. De görmüş. Herkes görmüş. Betül Hanım'dan başka gören yok. Salih Bey ateşin başındaydınız. Ellerinizi oluşturuyordunuz. Ateşin başında diyor. Evet 31 Mart. Evet. Kapanmamıştı. Bu arada Sedat Bey telefonda. Sedat Bey merhaba. Sedat Bey. Sedat Bey. Salih bir de şimdi tel çıktı. Yani ben de anlamadım bunu nasıl bir şey bayan. Sen yani de anlamadın. Ben mi anlayacağım Salih? Yani. Ben mi anlayacağım Sedat? Yok yani Betül'den başkası gören yok. Ama Serap Hanım o gün onu ben fark ettim. Salih Bey Betül'den başkası gören yok mu? Ben sağladı dedim size. Şimdi, yok, kime söylemişim şimdi ben telefondaki yani bayanın kim olduğunu tam olarak bilmiyorum ama 1 Nisan sabahında biz İstanbul'dan geldiğimiz zaman köyde ilk amcamın elindeki izleri fark eden bendim. Geçen gün Suna da burada yayında bunu belirtti. Annem akşamda. Hayır. Anne görmüş. Evet, cenaze diyor cenaze. Ben telefonda onun başka kim olduğunu da biliyorum. Geldiği saatleri de biliyorum. Ben ismini vermeyeceğim burada. Zaten arkadaşlarınıza ilettim. Benim söylememden sonra zaten bu Salih amcamın elindeki izler ortaya çıktı. Cenaze günü hayır, diyor ateşe gitmişti. Herkes buradaydı diyor. Akşamdan bu bayan geldi. Hatta hepimize söyledi bunu.
Neyi akşamdan ben sanıyorum kim olduğunu biliyorum. Şimdi bak Suna da sizi doğruluyor. Ha? Mükerrem abla da var. Mükerrem ablama sen söylemişsin. Ben Mükerrem ablamdan duymadım. Ama yayında öyle demiyorsun. Mükerrem ablamdan duymadım. Neyse. Bak bu telefondaki hanım o cenaze evine geldi. Saat işte kaç gibi geldiniz? 9 mu? 7.30. Ha 7.30'da geldiniz. Saat 7.30'da cenaze evinde daha cinayete kurban gittiği, şüpheli ölüm olduğu falan konuşuluyor muydu? Evet Serap Hanım. Kimden duydunuz? Ya orada ben Nihat ve Bedir'in çoğu torunlarını tanımıyorum. Hı. Orada balkonda 4-5 tane bayan konuşuyorlardı. İşte Nihat Hanım'ın şeyleri eteği yukarıdaydı. Ayağımda tülbent bağlıydı. Baş bonesi yani tülbent, ince tülbent. Tülbenti bağlıydı. Acaba boğarak mı? Çok dedikodular tülbent yapıldı Serap Hanım. Şimdi bu gizli bir bilgi değil. Çünkü Bedir'in cenazesine geldiler evde görmeye. O vaziyette görüldü tülbentinden. Tabii daha aşırı şeyler, kötü şeyler de söylendi Serap Hanım aynı akşam. Nerede ağız alınmıyor yani şu an. Yani bu çok gizli bir bilgi değil ama işte adli tıbba sevki vesairesi, altının olmadığı, efendim parasının olmadığı, telefonunun bulunmadığı bilgisi saat 7.30-8 civarında biliniyor olmaması lazım eğer birileri bilgi saklamıyorsa. Yani evet. Sedat Bey diyor ki ben aramadım. Efendim şey diyor ki ben aramadım. İbrahim diyor ki ben aramadım. O zaman Suna nereden duydu? Niye? Sedat Bey'le diyorum Serap Hanım. Sedat Bey'le ben irtibata girdim. Gelecekse bekleyeceğim. Çünkü saat sabah ben işe gideceğim. Gece 12'de Düzce'den ben geri döndüm. Peki bu kıyafetleri yakılsın lafını sizden başka duyan yok mu? Benim kız kardeşim de yanımdaydı. Kız kardeşiniz de yanı. Peki evet. Sordunuz mu? Niye yaktırmak istiyorsun bunları Neriman diye? Sadece sordum şu oldu Serap Hanım. Neden Neriman Hanım dedim. Yakmak istiyorsun dedim. Ne yapacağız dedi. Dedim ki madem şüpheli ölüm diyorsunuz. Bunlar dedim delil olarak lazım olacak. Bir poşete koyup evin köşesine gömebilirsiniz. Bekletebilirsiniz dedim. Yani hakikaten tuhaf. Bir anda nereden aklına gelir bu kıyafetler yakılsın? Benim aklıma gelmez Serap Hanım. Benim acım var senin aklıma o poşeti yapmak. Yok etme duygusu varmış. Bizim geleneğimizde yakmak yoktur ki eski bir de kıyafetleri. Serap Hanım zaten kız evladı. Annesinin üzerinden çıkan son kıyafetini neden yakmak istesin ki? O bizde yıkanır saklarım yani. Hayır şimdi o kesilmiştir o kıyafetler hani. Ölüm aman anında anne, kim bilir belki bir sıvı bir şey yani bilemeyiz o kısmını. Hani kötü bir his uyandıran bir eşi. Onu saklamak istemeyebilirsin ama bir süre durması gerekir. Buyurun. Alo Serap Hanım. Hatta ben poşeti açıp öpüp kokladım. Halamın kokusu vardı. Olabilir. İki gündür ölü evinde bulunduğu için biraz da şey kokusu vardı. Ölü kokusu vardı. Sedat Bey telefonda. Sedat Bey. Evet. Buyurun efendim. Bu hanımefendi ya ismini vermeyin ama tanıyorsunuz. Ben tanıyamadım Serap Hanım'ı kendisine. Sizi arayanlardan biri yani Niyazi Hanım'ın akrabalarından biri size de akraba oluyor. Evet, diyor şimdi, ki saat 7.30 civarında ben Sedat Bey'le konuştuğumda diyor bana henüz diyor bunun diyor bir şüpheli ölüm olduğu adli tıbba gideceği falan söylenmemişti diyor. Evet söylenmemiş doğru. Saat 10 civarında diyor bana söyledi bunu diyor. O şimdi kim olduğunu bilmiyorum Serap Hanım ama beni çünkü akşamı çok arayanlar oldu. Hani ben şeyden önce 8'den önce arayıp da ne yapıyorsunuz ne oldu diyenlere hani biz o arada tabii şimdi şey olduğu için hani bekliyoruz belki yıkanıp teslim edecekler alıp gideceğiz diye. Evet Serap Hanım aynen doğru bu şekilde söylemişti. Teslim edecekler yıkanacak bekliyoruz demişti. Hani süperli ölüm denmedi. Peki ondan Sedat Bey eve eşyalarla geldiniz ya rahmetlinin elbiseleriyle. Evet. Hanımefendinin bir iddiası var. Ablanız evet. Neriman bu kıyafetler yakılsın demiş. Siz böyle bir şey duydunuz mu? Ben öyle bir şey duymadım Serap Hanım. Biz çünkü aşağıları indirdikten sonra biz zaten muhtarımız jandarmaya telefon açtı. Eve şeyini, kayıplarını aramaya gittik. Zaten eşyalar ne olduğunu bir daha bilmiyorum zaten. Ondan sonra duydum karakola teslim edilmiş. Peki bir telefonda kalın lütfen. Şimdi tamam. Salih'le ilgili asıl hanımefendinin söylediği bir şey çok enteresan. Çünkü bakın 31'inde rahmetlinin cenazesi bulundu ve o gün akşam
O gün akşam mı annen Salih'in elinde çizik gördü? Anneannem Düzce'de hastanedeyken, daha ezan karanlığında. Yani kim yapmış olabilir bunu konuşmalarında fark edip de soruyor. Akşam üzeri yani. Evet, artık. Akşam üzeri. Bir yandan da ateş yakma telaşısı varmış. Daha hala henüz ateş yanmamış. Erkekler hastanede. Evet. Ve siz Salihlerin bahçesinin avludasınız. Bahar'ların dışarı, evdeydi. Bahar ve aynı avlu içinde oldukları için söylüyorum. Bir taraftan ateş yakılıyor. Bir taraftan da annen Salih'in elindeki o çiziği fark ediyor. Sen de mi gazi oldun oğlum diyor. O da aynısını demiş işte, tavuk yırttı abla demiş. Serap Hanım, Sunay'a bir şey sormak istiyorum şimdi. Sen o gün onu Salih amcamın elindeki çizikleri ilk halamdan mı duydun? Telefondan. Kimden duydun? Aynı akşam zaten bize söyleyen bu. Size söyledi. Seda'ya söyledi diyelim. Seda'ya söyledi. Telefonda. Ya benim kafamın almadığı nokta nerede, tıkanıyorum ben. Mükerrem ablama zaten sen Sunay'a söylemeyin dedin. Ben biraz söylemedim. Tamam da Serap Hanım. Sunay'a söylemeyin ya dedim. Mükerrem ablam benden öğrendi. Seda benden öğrendi. Sen aylar sonra babamla üçümüz konferans konuşması yaptığımız zaman hatta baba Sunay'a birkaç ay sonrasında Mükerrem ablam bunu söyleyebildiğini. Biz Mükerrem ablam bildiğini bilmiyoruz ki zaten. Ben ama bilmiyorum. Sen o gün yayınlamışsın ki Mükerrem ablam da vardı evde. Tamam tamam ama Mükerrem ablam sizin konuştuğunuz ortamda. Sen Mükerrem ablama tembihlediğin için o bana söylemiyor ama biliyor. Ama Seda da biliyor. Biliyor muydun peki? Tabii ki de biliyordum. Ondan neden annem de, bana dedin? Annemden de biliyordum, şu telefonda. Çok isim karıştırıp insanların kafasını karıştırmayalım. Şöyle bir topluyorum. Bu hanımefendi Niyasi Hanım'ın akrabası. Çok cenaze iyi. Evinde diyor. Ateşler yakılırken daha saat 7 falan ama tabii Mart ayı olduğu için soğuk, insanlar da kalabalık, dışarıda oturacaklar öyle anlıyorum. Ateş yakılıyor etrafında. Erkekler için, erkekler için. Evet. O arada bu telefondaki hanımefendi Salih'in elindeki yarayı fark ediyor, çiziği fark ediyor ve sordunuz mu kendisine? Ben sormadım. Orada biri sordu. Dedi ki Salih elinin ne oldu dedi. Odun çekerken, ateş yapmak için odun çekerken tel yırttı dedi. Odun çekerken tel yırttı dedi. Bakın evet. Bu ikinci, üçüncü haftaya girdik. Bu konuyu işlemeye başladık. Kazı duyduk, tavuğu duyduk. Gül yırttı duyduk, teli ilk defa duyuyoruz. Bir de hanımefendi önemli bir şey söyledi. Bir dakika efendim, bir saniye. Ateş yakarken, odun toplamak üzere ateş yakarken yırttım dediğine göre taze bir yaraydı o sırada. Yani olay esnasında olabilecek bir yaraydı. Çünkü bize ne dedi? 15 günlük yaraydı o zaten diyordu. Evet Salih. Hocamın yakaladığı bir detay bu. Yani. Ama Vedat Bey taze yaraydı, üstü kıpkırmızıydı dedi. Üstü ama şimdi birisi değildi. Daha teyit etmiş oluyor Vedat Hayır, Bey. Salih de dedi ki hayır dedi, kaç gün önce olduğunu evet. Bilmiyorum artık o kabuk bağlamıştı dedi ama. Ya eşi de dedi ki biz güllerin tomurcuklarını koparırız, bu yaraya niye önem veriyorsunuz, gül toplarken oldu dedi. Hanımefendi de diyor ki orada odun ateşin başında birisi sordu. Ne oldu eline diye, ateş yakmak için odun toplarken tel yırttı elimi demiş, halbuki o anda yakılacaktı. Yani çok taze bir siz gördünüz mü yarayı hanımefendi? Evet gördüm Serap Hanım. Yani ellerimi ovuşturuyordu herhalde, düşüyor zannettim baştan, baktım elinin üstünde şey vardı, çizik vardı elinin üstünde. Salih, buna cevap vermen lazım. Yani ben de veremeyeceğim. Yani bayanın için, bayan ne yapıyormuş bizim yanımızda yani? Akrabanın oynuyordum Salih için geldi. Konu o değil ki Salih. Herkes gelebilir böyle bir olayda. O da gelmiş akraba. Konu bu değil bayanlar yani. Bayanlar tarafına geçebilir ama erkeklerin tarafı da ne yapıyormuş o yani? Akrabanız olduğun için olabilir mi Salih Bey? Başsağlığı dilemek. Tamam, bayanların yanına gidersin evlere. Erkeklere başlamak. Niye beni de gidecek. Dedin ki geldi yanımızda tepiniyor dedim. Benim ne işim vardı erkeklerden, erkeklerin içinde? Geldi dedin, gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bir de taklit de yaptım. Benim ne işim vardı erkeklerin içinde? Salih, erkeklerin bile. İçinde diyorsun ki evin yanında gidiyor. Akrabam olmasan zaten Salih Bey gelip size başlamak. Erkekler dediğin, erkekler dediğin bir damatlar, dayısı, çocuklar, damadı, soy sülale, akrabanı gelmesin. Başına geliyor zaten yani, ateşin başına Salih, geliyor. Salih, konumuz bu hanımefendinin o erkeklerin olduğu yerde ne işi var değil konumuz. Tamam. Konumuz bu kadının böyle bir şey duymuş olması ve bunun da çok taze bir yara olup senin dört ayrı biçimde bunu söylüyor olman. Ben de anlamıyorum işte. Ben kendi elimdeki yarayı görmüyorum. Nasıl gördüler bunu anlamadım yani. Ben kendi jandarma ifade verirken benim elim masada. Bu jandarma niye görmemiş bunu yani? Görmediğini bilmiyoruz. Yok yani 2-3 kere ben jandarmaya gittim mesela. Ben bunların yalancısıyım. Jandarma görmese sen niye ifade verdin, kaz ısırdı abi, diye?
Hayır, başka yani bir şey söyleyelim. Madem eliniz masanın üzerinde, jandarma görmedi diyorsanız demek ki sevindiniz. Oh, elimi jandarma fark etmedi diye. Yani. Denklemi ters çevirelim. Yok, niye? Bu vaka üzerinde durduğuna göre, benim elimi jandarma görmedi dediğine göre demek ki jandarmanın eline dikkat etmemesi sizin dikkatinizi çekip mutlu etti belki de. Şimdi Serap Hanım, yo, ben şimdi dikkatimi çeken... Hayır, amcam demek istedi, hani şey şimdi, demek istiyor galiba. Biz Salih'e siz sordunuz ya, kahveden ne zaman geri döndün? Şimdi biz ona herhangi bir, şimdi okey'e giriş bir jandarma yolu var, bir de normal Galyaka yolu var. Şimdi biz Salih'e bir soru sormadık, hangi yoldan gittin dedi. Salih direktman jandarma yolundan gittim dedi. Evet. Evet. Bir de Özcan'la ikisi aynı saatte. Özcan da bize 2.30'da geldi. Öbür türlü dolaşman oluyor. Yani hep bunlar tesadüf deniyor ya, hani Vedat Dayı'ma göre tesadüf olmuyor ama bizimkiler hep de olabilir, tesadüf deniyor. Özcan ama bak ne diyor, bak Salih'e de diyor ki burada, sen o gün niye diyor gereksiz yere jandarmanın önündeki yoldan gittim diye söyledin. Bunun anlamı ne? Biz sana sormadık nereden gittin diye. Biz sadece şunu sorduk. Şeyden, kahveden kaçta kalktın, eve gittin dedik. Evet. Niye jandarma? Yani tanık mı gösteriyorsun jandarmayı? Yok, tanık olur mu? Kısa yol orası zaten. Öbür türlü uzatmam oluyor. Ya da evin önünden geçmeyi yüreği mi el vermedi ya da bir şeyden mi uzaklaştı? Çünkü herkes o evin önünden geçiyor. Bir de Serap, hep konuşmamızda diyorsunuz ki herkesin ana yolu orası. Bir de Serap, Umut'a geçen gün. Bir dakika. Umut'a dediniz ki niye o yolu kullanıyorsunuz? Açıklama yapmak istedim, yaptırmadınız. Bak, bunlar Allah kulu. Kuluz biz. Hiçbir tanesi de çıkıp da demedi ki biz de o yolu kullanıyoruz Serap Hanım. Niye Umut'u zan altında bırakacaklar ya. Bir Allah kulu kalkıp da demedi ki. Jandarma yolu kullanır. Şimdi, hayır, Umut o yolu kullanmıyor. Kullansa kullanmıyor. Bak şuna, hala diyorsun ki, bak şuna. Hala diyorsun ki zan altında kullanıyoruz. Demedi. Herkes şimdi babam, herkes kullanıyor yani. Evet, herkesin yolu orası. Serap jandarma babam bile, gelir, o yolu kullanırsa. Şimdi babam bile hani amcama bu konuda biraz suçlama yaptı ya. Aslında normalde biz bile o yolu kullanırken bir jandarmanın o yolundan gidiyoruz. Yani okulun, köyün okulu var. O arka tarafta kestirme kalıyor. Mi yani? Kestirme yol yani. Ama şimdi oradan bak, gidiyor diye. Ama bir dakika dur. Ama şunu açıklayayım da daha iyi anlaşılsın. Ben o Düzce'ye terlik meselesinde bile gittiğimde Göllaka yolundan gidiyoruz. Dedim ki acaba şu şey var. Şimdi isim vermeyeyim. Dükkanların elinde acaba kameralarına baksak bir şey çıkar mı diye. Yani bir yabancı bir yer bir şey. Salih Akyaz, ya onlara bir şey çıkmaz dedi. Hani savuşturdu bir şey yani. Hayır, her program yolun üzerinde durduk biz. Siz de çok titizlik gösterdiniz. Herkes dedi ki evet, herkes, hepimiz bu yolu kullanırız. Köyün girişi çıkışı bu yoldur ve illa annemin evinin önünden geçilir. Tenteyi konuştuk, yolun girişini çıkışını konuştuk. Şimdi jandarma yolunu kestirme yolu tercih edildi. Biz yeni duyuyoruz. Hayır, oradan da gidip geliyorlar Handan Hanım. Bir de şey... Şimdi, özür dilerim hocam. Salih'in fotoğrafıyla birlikte o maddeleri bir getirelim ekrana. Şu elimi tel çizdi olayını bir konuşmamız lazım. Çünkü Salih'in daha önce söylediği şeyler var. Onları da getiririz. Şimdi çünkü o zaman dedi ki ya eski de olabilir o dedi. Eskiydi dedi. 15 günlüktü dedi. Vedat Bey dedi ki yeniydi. Daha böyle hani kabuk bile hani kırmızı olur. Şimdi, ya. O vaziyetteydi. Serap Hanım, ben inşaatçıyım. Ben sürekli bu demirle uğraştığım için benim elim her zaman yırtılıyor. Hani biliyorum ki onun yaranın ne kadar gün tomurcuk topladığını tahmin edebiliyorum yani. Yani bizim gördüğümüz yara 2 gün, taş patlasın 3 gün. Hani yalanla beraber 3 gün diyelim. Şimdi bu telefondaki hanımın söylediğine göre o yara o gün Salih'in tarifine göre daha birkaç saat önce olmuş olması lazım. Çünkü odun topladım ateş için, tel çizdi dediğini söylüyor. Ya bu kadın niye yalan söylesin Salih? Niye herkes seninle ilgili yok elini kas çizdi diyor, tavuk diyor, gül diyor. Şimdi de niye yalan söylüyorlar? Vallahi anlamıyorum bayan ben bu işi. Dalga geçiyorlar Serap Hanım. Dalga geçiyorlar. Artık şimdi, dalga geçiyorlar. Ya bu dalga geçecek anlaşılma ya. Bakın Salih'in bir kere şunlara bir açıklık getirmesi lazım. 29 Mart günü Niyasi Hanım cenaze evine gidiyor ya, bir taziye evine. Orada bir tek kişi var bunu söyleyen. Niyasi Hanım'a sözde bir telefon gelmiş. A benim gitmem lazım eve demiş ve gitmiş. Bunu bir tek Salih söylüyor. Kimden duydun Salih? Konuşuluyordu. Kim söylüyordu Salih? Bilmiyorum. Buna bir açıklık getir kardeşim, bu önemli bir konu diyoruz. Bilmiyorum, öyle duydum. Peki altın kesesini görmedim. Ama tarif ediyor. O kadar büyük değildi, o kadar küçük değildi diye. Hadi kızı diyor ki ben diktim oradan, onu bilemiyorum artık o kadarını. Evi de boşalttı biliyorsunuz kimseye sormadan. Ama
Bu üç farklı ifade var ya olaydan sonra elin üstünde olan çizikle ilgili. Bu şimdi dörde çıktı. Dört oldu. Bu şimdi dörde çıktı. Bir şey söyleyin. Bunu açıklaman lazım Salih. Bunu açıklaman lazım. Karı koca millet bizimle dalga geçiyor diyorlar. Bu dalga geçilecek bir mevzu değil. Ayrıca da bir şey belirtelim. Bu kadar önemli bir can kaybının olduğu soruşturmanın sefaatini etkileyecek gerçek dışı beyanda bulunmak da suçtur ayrıca. Buradan hani kafasına göre yorum yapıp yanlış yönlendirmeye çabalayanlar da bunun bir yasal müeydesi olduğunu lütfen bilsinler. Bir de Serap demek dalga diyor geçmek? Ki bayan geldiğimde cinayet konuları konuşuluyordu ve üzerine bir dünya iddialar yapılmış bak. Madem bu cinayet konusu bu evde konuşulmuyorsa ben nereden duydum? Bir şey daha Vedat dayıma soracağım. İzniniz olursa. Bak yalnız Suna orada şunu kaçırma. Şüpheli ölüm, şalvarı sıyrılmıştı, eşar bu şuradaydı, buradaydı konuşuluyor dedi. Telefon yoktu meselesi yok, altın yoktu meselesi yok. Cinayet bu konularda metal seninle... Metal izleri, metal izleri. Mesela ben şimdi Vedat Dayı'na mesaj atıyorum mesela. Mesajın ardından zaten aradaki mesajlar hep silmiş, bir dünya mesaj olması lazım orada. Numarasını atıyor, yanlış işte ulaşamıyorum numarasına, ben kendi numaramı gönderiyorum, hemen ardından dayım beni arıyor. Ve ben dayımla tabii çok düşündüm dayı bunu ben. Evet. Konuşurken hastaneden geliyorlar. Bu 7.30'u geçmişti. Belki 8'i bile geçmişti yani. Hastaneden geliyorlar. Evet, İbrahim dayımdan işte diyorum ki bak dayı, hatta İbrahim dayım geldi, ben ona vereyim o anlasın. Ben yalan söylüyorsam İbrahim dayıma bu telefonu nasıl hastaneden vereyim? Hastaneden bak hanımefendi geliyorlar. Telefonda mısınız? Evet Serap Hanım. Bu erkekler hastaneden kaçta geldiler cenaze evine? Ona geliyordu Serap Hanım. Ona geliyordu. Vedat Bey'in geldiğinde saat daha karakola gidilmemişti. Ama oldu diyor. Karakola bile gidilmemişti Serap Hanım. Hastaneden geliyorlar. Haberden sonra çalkalandıktan sonra. Senin bana İbrahim dayımla konuşuyor. İbrahim dayım bana buna yalan bile demedi ki. Konuştu yani. Sedat Bey telefonda mısınız? Evet. Saat 6'yı 10 geçe civarı, 18-10 civarı hastaneye gittikten sonra arada hiç eve geldiniz mi? Hayır efendim, gelmedik. Yok, eve gelmediler zaten. Serap hastaneden Hanım. Geliyorlar Serap Hanım. Ama bu saat 10 sonra... diyor, sen 7.30 diyorsun. Hayır, bu konuşmalardan sonra dayım beni aradığında onlar hastaneden geliyorlar. Hayır bak geliyorlar. İbrahim dayımı vereyim demen saat 10'dan önce olamaz. Tamam, telefona veriyorum. Demedi ki yalan abi, daha biz adli tıpa gideceğiz. Bunlar yalan demedi yani, konuştu. Tamam da İbrahim Hocam. Daha hani abi, diyorlar ya, biz karakola gidince öğrendik diyorlar buyurun ya. Buyurun Sedat Bey, buyurun. Söyleyebilir miyim? Buyurun. Ya, biz şimdi hastaneden geldiğimizde... Hani eşyaları bırakıp hemen döndük. Hiç zaten o ateşin başına falan eve uğramadan jandarmaya telefon açıldı. Evet. Tekrar biz annemin evine gittik, araştırdık. Hiçbir şeyin olmadığını, tabi arada saat zaman da geçti. O ne telefona ne altın hiçbir şeyini bulamadık. Bayağı bir aradık. Tekrar geldik, muhtar da yanımızda. Onu jandarmaya bildirdik. Tabi arada saat 9.30-10 olmuş olabilir yani. Jandarmaya gitmemiştiniz işte o telefon konuşmasında. Daha hiçbir şey bilmiyorsanız bunu nasıl söyledin? Tamam da İbrahim dayıma? Hocam sana ne diyor ama? Sırada babanla konuşuyor. Babana ne ama diyor önemli? Yalan diyor mu orada? Bir dakika. Sen ilk önce babamla konuşuyorsun. Dayı böyle böyle oldu evet, diyorsun. Evet, tamam mı? Evet. Ondan sonra İbrahim Hocam sana ne diyor orada? Babanla konuştuktan sonra abi gelince konuşuruz. Suna yalan sırada, söyledin demiyorsun. O yoldayken söylemeseydin keşke. Telaşeyi vermeseydin. Diyor ki Serap Hanım o sırada İbrahim Hocam. Suna diyor hani daha hiçbir şey belli değil. Hayır öyle adama bir şey neden demeyeceğim. Bunları hayır kesinlikle kesinlikle adam kabul etmiyorum. Yoldan geliyor diyor. Kabul etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Öyle bir şey demedi. Yolda geliyor niye telaşı acaba verdin gelince anlatırız dedi. Telefon görüşmesi yaptın mı? Bir şey söyleyeceğim. Bu Salih kaynıyor arada. Ben onu biraz Salih'le konuşmak istiyorum. Buyurun. Şu yine evin hani dün Cuma günü Umut'la konuşurken evin görüntüsünü verdik ya. Şimdi biraz da o evin görüntüsü üzerinde Salih'le konuşalım. Salih. 29 Mart annenin cinayete kurban gittiği gün. Evet. Yani çarşamba günü. Çarşamba günü. Geriye doğru gidiyoruz. 28 Salı, 27 Pazartesi. Sen dedin ki Pazartesi günü ben iş dönüşü, doğru mu hatırlıyorum? Evet. İş dönüşü annemi bahçede mi gördün anne? Yok. Balkondan merdiven. Şu balkonda gördün, doğru mu? Sen buradan mı geçiyorsun Salih? Servisten indiğimiz zaman annemin evinin önünden geçiyorum. Bana şuradan tarif et. Buradan bu tarafa doğru mu gidiyorsun servisten inince? Şurada mı iniyorsun? Yoksa şurada inip bu tarafa mı gidiyorsun? Otobanın kenarına iniyorum. İndikten sonra tabii. Annemin önünden geçiyorum. Şöyle mi gidiyor? Böyle. Böyle geliyor. Bu şekilde. He? Şu tarafta otobanda iniyorsun. Böyle geliyorsun kendi evine gitmek için. Evet. Doğru mu? Evet. Saat kaç o sırada? Saat 11.30 falan. O gün gece vardiyasına mı gitmiştin? Pazar akşamı gittik, pazartesi sabahı geldik. Bir şeyde şehirler arası dinlenme
tesislerinde çalışıyor. Vardiyalı. Sabah 11 civarında otobanda indin. Buradan böyle gelirken anneni şu balkonda mı gördün? Az aşağısında işte, yani o ayak basma yerler oluyor ya, orada otururken yani. Orada oturuyordu. Hı-hı. Buradan bakınca orası görünüyor yani. Kapı açıktı zaten. Tamam. Yanında da Umut mu vardı? Evet. Ne yapıyorlardı? İşte o bir sepeti karıştırıyordular. Ne yapıyorsunuz anne dedim. Umut çıktı. Oğlum dedi, elektrik faturasını arıyorum dedi. Ben de baktım, bu ayınkinin elektrik faturasını buldum. Bu anne dedim. Dolmuştan gidecek halim yok oğlum dedi. Cemil amcanı arayacağım. Beni buradan alıp postaneye gideceğiz dedi. 300 lira komisyon mu ne diyorlar ona? Promosyon alın. He. Yani postaneye onu verip 300 lira para çekeceğimişler yani. Peki sen ne dedi sana? Yarın gidip alacağız mı o parayı dedi? Nasıl? Yarın gidip o parayı mı alacağız dedi? Alacağız falan demedi. Yani bundan göstereceğiz dedi. 300 lira para veriyormuş dedi. Alacağız, ne zaman gideceğini söyledi mi sana? He? Ne zaman gideceğini söyledi? Salı günü gideceğiz dedi yani. Salı günü gideceğiz evet. dedi. Salı günü gittiğinde o parayı alma ihtimali var. Olmayabilir. Zaten alamadı ama alınacak diye bir söylenti var. 300 lira. Doğru mu? Evet. Salı günü alabilir o parayı. Peki sen ondan sonra kalktın eve mi gittin? Evet. Anneni bıraktın evet. eve gittin. Evet. Pazartesi oldu bu. Salı günü bir daha buradan geçtin mi? Geçtim. Kaçta? Saat 8-10 geçe, 20 geçe falan yani. Sabah. Evet. İşe gidiyorum yani gene. İşe gidiyordun. Evet. Salı sabah. Annenin brandası kapalı mıydı? Onu hiç fark etmedim yani. Ama işe giderken de böyle gidiyorsun, doğru mu? Gelirken böyle, hı-hı. giderken böyle. Yani gelirken fark etmeyebilirsin ama giderken zaten gözünün önünde ev, doğru mu? Giderken fark ediyorsun annenin evin orada oturduğunu. Ama sabah giderken görmedin. O saatte annem orada olmaz ki zaten. O saatte olmaz. Nereden biliyorsunuz o saatte orada olmadığını? Bizlerde yatıyor ya. O yüzden o akşam bizde yatmadı ama. Siz işteydiniz ama siz bir de misafirlikteydiniz. Misafirlikte bu değil. Biri oradaydı. Ama biri de işteydi. Sabahleyin bir de karanlık çöktükten sonra annem orada asla olmaz. Bir şey sabah kaçta gelir kaldığı yerden eve? Buraya kendi evine. Kendi evine. 10-15 falan gelir yani. Yani sabah çok erken gelmez ki oraya hiçbir zaman. Hiçbir zaman gelmez. Yani. Yok. Ama geçerken de çok önemli bir şey olur. Göz ucuyla bile görmedin yani annenin brandası kapalı mı? Ya şimdi mesela İbrahim'de Sebahattin'e kaldığı için sabahları erkenden bakmıyoruz yani. Bakma yasağı yok ama. Ya yok yani yok. Öyle bir yasak yok, yok. Yani. Sen sadece yani. Bakmadın yani. Yani. Peki. Camına Salı günü geçtin. Yani. Buradan işe gittin. Evet. Salı günü kaçta döndün eve? Saat 10'da filan akşam. Akşam 10'da zaten yok. Zaten orada inmiyoruz biz akşamları. Göle kasapanda iniyoruz yani. Çayma içiyoruz, ondan sonra yürüyerek gidiyoruz zaten. Her gün farklı yerde mi iniyorsun servisten? Ya kahveye gitmek istersen orada inersin. Evde inmek istersen yolda inersin yani otobanda. O gün saat gece 22'de kahveye mi gitmek istedin? Evet. Ve başka bir yerde indin. Ya ekmek filan alıyorum ben zaten tamam. geldiğim zaman yani. Başka bir yerde indin. Hı. O gece zaten ayın 28'i gecesi oldu, doğru mu? Evet. 28'inde de rahmetli Miyase Hanım oğlu İbrahim'de kaldı. Oldu 29 sabah. Sen o gece kahveden saat 10'da gittiğin kahveden evine giderken anneni bir daha gördün mü görmedin mi? Görmedim. Geç saat oldu çünkü 11'de evden döndüm mü? Evdesin. Hı-hı. Geçtin. Oldu 29'u sabahı, yani cinayet gününe geliyoruz efendim. Cinayet günü de sen İbrahimlerle aynı avluda olduğun için evet. anneni balkonda gördün. Evet. Peki salı günü anneni gördükten sonra o gün senin boş günün müydü? Salı günü iş yerindeydim ben zaten. Çarşambadan bahsediyorum. Çarşamba sabah anneni gördün ya. Evet. Senin o gün işe gitmeyecek miydin? Akşam gidecektik. Kaçta? Saat 7'de. Anneni gördün. Kaçta kahveye gittin? Saat 9.30 falan yani. Hep öyle mi gidersin? Yani. Hep o saatlerde gider misin? 9.30 yani. Gittin. Evet. Saat 2 gibi eve mi geldin? 1.30-2 gibi eve geldim. Hep öyle mi yaparsın? Gelirim evde yemek yerim yatarım yani. Bana kahveyi tarif et. Şuradan kahve ne tarafta senin gittiğin kahve? Kahve ne tarafta? Bir bahçeli kahve var işte. O E5'e öyle çıktığın zaman. Böyle mi gidiyor? Öyle evet. gidiyor. Hı-hı. E5'e peki, çıkıyorsun yalnız. Peki sen İbrahim'in evinde gördün ya anneni. Evet. Sen oradan çıkıp kahveye gitmek için yine bu annenin evinden mi geçiyorsun? Yok.
Askerin yolundan gittim yine. Hep öyle o yoldan mı gidersin? Ya kısa olduğundan bisikletim falan motorum olmadı mı oradan gideyim ama öbür türlü uzatmalı oluyor. Çünkü hastalarım ben tıkanıyorum 3-4 defa dinleniyorum ben yolda. Anladım. O gün de öyle yaptın. Yani. Evden çıktın askeriyenin oradan kestirmeden evet. gittin kahveye. Yani. Peki oradan yine dönüşte eve saat 2'de uyumak için yine aynı yolu kullanıp evet, geldin aynı. Diyorsun. Jandarma yönü. O kadar. Evet. Anneni bir daha salı günü görmedin. Salı günü görmedim. Salı Çarşamba günü gördün. Evet. Elindeki çizik neydi Salih? Ne oldu eline tam olarak? Ya ben de anlamadım işte. Onu diyorum yani bayan. Kim görmüşüm? Ben kendi elimdeki yarayı görmedim ki ya. Aklıma tıklamış. Var bir ufak yara şu şekil bir yara vardı yani. Şöyle yani o çizik müzik de nasıl bir çizik yani? Ben bile hatırlamıyorum yani. Serap Hanım, beni aklım yanıltıyorsa düzeltin lütfen. Daha önceki ifadesinde Umut'la ikisi sepet karıştırıyorlardı. Evet. Ben ilgilenmedim ne yapıyorsunuz önce. Dedim. Tamam. Müsaade edin lütfen. Ben ilgilenmedim ne yapıyorsunuz dedim. Fatura arıyoruz dediler. İşte komisyon bir şey almak için promosyon, maaş promosyonu. Ben yürüdüm gittim dedi. Fakat az önce ben elektrik faturasını buldum. Annemin eline bak işte bu diye verdim dedi. Umut, bize bu konuya çıkmaz mısın? Geçenkini de aynı verdim ben sana. Burada geçenki konuştuğumuzda. Hayır Umut buldu demiştin ya. Hayır evet. Umut'la annem karıştırdı buldu. Şimdi de dediniz buldu ki değil. Ben buldum eline verdim. Buldu demedim orada. Bulduk kesinlikle yok orada. Ne arıyorsunuz anne dedim. Elektrik faturası oğlum dedi. Umut çıktı orada. Ben de buldum verdim anneme yani. Ama o gün böyle demedim. Aynısını verdim ben burada. Peki bakarız geçmiş konusu. Tamam. Peki gelelim 30'una. Daha evet. bitmedi. 29'unda cinayet işlendi. Bundan %100 eminiz net. Öğlen saatlerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Sen de o gün akşam vardiyasına gittin. Çarşamba akşamı. Çarşamba akşamı. Kaçta vardiyada başlıyorsun işe? 9 filan. 9. Evet. 9'da gittin. Sabah kaçta çıktın? Ayın oldu 30'u. Evet. 30, Perşembe. Perşembe. Perşembe günü kaçta çıktın işten? Perşembe 10'da çıktım. Sabah. 10.30'da Gölyaka Sapağı'nda gene indim. Yine o yine kahveye mi gidecektin? Yok yani Perşembe olduğundan pazara gidiyoruz biz tavuk pazarına. Yani bir arkadaştan gittik tavuk pazarına. Peki sen hiç uyumadan bütün gece çalıştın. Orada uyuma var zaten. 2-2,5 saat uyuma var. Yetiyor mu 2-2,5 saat uyunca? Normalde yetiyor yani. Normalde gelince yatıyor, yatıyor Serap Hanım. Gelince yine yatıyorsun ama yani yatma o... şeye gittim diyor. Onun için diyor başka ulan, yerdeyim. Yok diyor. Şimdi o gün tavuk meselesi olmasa başka işler de oluyor. Tavuk pazarından mı tavuk aldınız? Evet. Bak komşu da tavuk satıyordu. Annesine talimat vermişti yokmuş anne alalım diye. Yok Halim. Yok bayan yokmuş onda. Sorturdum anneme salı günü. Yokmuş oğlum kendine kadar ayır diye bana telefon söyledi yani. Salih. Buyurun. Perşembe günü demiş. Saat 10'da indin. Geldin. 11.30. 11.30'da geldin. Normalde pazar olmasa yine burada mı inmen gerekirdi? Yani bu burada inip buradan mı geçmen lazımdı? Evet. O gün pazar mı var Perşembe, Perşembe günü? Perşembe günü. Düzce pazarı var. Düzce'nin pazarı var Perşembe günü. Hı. Peki sen 2 saatlik uykuyla indin hemen pazara mı gittin o gün? Evet. Pazarda zaten 15 dakika falan yani. 5-6 tane tavuk aldık. Ondan sonra eve getirdik onları. Fikri Mutlu var evde. O dedim Fikri abi böyle böyle bak ucuz dedim. Tavuk aldık 5 lira dedim. Ya gidelim dedi taksiyle onu taksiyle de bir daha gittik pazara yani. Sahi, 15 tane de o 18 ay önceki şeyi nasıl bu kadar hatırlıyorsun sen ya? Tavukların tanesi 5 lira mıymış? Ya beyaz tavuklar yani kümes tavuğu. Köy tavukları pahalı 20-30 lira. Onlar kümesten çıktığı için 5 lira. Bir de salı günü annemi görmedim diye hatırlıyorum ben ama... Görmedim. Ama anneme sordurdum nasıl... Telefon abi telefonla. Çilim değmiş zaten.